Testereme, ha. Oğlum, diyorum ki babamla. Yayın mı gitti? En son sünnet videosu izliyorduk. Evet. Ne oldu da yayın gitti diyecektim. Boku çıktı. Kutlu olsun nice 12 aylara Evet, size günün sürprizini göstermek istiyorum. Tamam da aslında da. Test nasıl yok lan hala? Oğlum beni kızdırmayın bak. Özledim lan sizi. Kalitesiz ve uzaktan geliyor ses. Ah ya Rabbim ya Resulallah. Sevgili olabilir mi? Ne bileyim valla. Almıyor Ne mu? bileyim. O almıyor bizim. Şu an onu bağlayamam buraya. Mikser bağlı çünkü. Tamam okey. Tamam abi. Kalitesiz falan. Hiç gelmemesinden iyidir abi. Boş verin. Ses kalsın böyle iyi. Ne var baba ya? Yayın gitti az önce. Evet ya, ben hiç Muhabbet farkında yaptık bile değilim. Ben fındıkları götürüyordum vallahi. ama. Arkadaşlar ne banladılar ya? Hani böyle de banlamazsın yayının ortasında kardeşim. Biz o günden beri burada oturuyoruz. Evet ya, bir hafta oldu ya. Abi ne zaman gelecek diye ben burada yemek bak bütün yemeğimi içim. Babam hala fındık Hala fıstıklıyor fındık yiyorum ya. burada. 1,5 kilo fındık yedim ya. Ayıp denen bir şey var lan hani ne yaptık sanki? İsyan mı çıkardık? 12 bin kişinin yüzüne yayın mı kapatılır ya? bu lan Beşan. Dur şu çocuğu banlayacağım ya. Bir saniye. O çocuğun adını not olun abi. Ciğerimi soldurdu yani. Millet idare ediyor yani ses kötü diye. O aradan hala ses kötü, ses kötü, ses kötü. Neyse banlanmayalım. Anne re, evet bugün anne rehen de var abi. Ama annem yayına katılmıyor. Bir merhaba de bari ben. Annem duygulanıyor yani ağlıyormuş gibi dedikken. Sen hiç benim yayınımı izlemiyor musun? Delikanlı gibi şu. İzliyorum. İzliyor musun? Küfürlerimi? Ne yazık ki. Lütfen, lütfen. Ya ulan bir de adımı Lütfen. küfürbaza çıkardılar. Küfür etmeyen adamım. Lütfen, lütfen. Vay, anne rehin geldi be. İyi akşamlar gençler. Ne yapıyorsun anne? İyi İyiyim misin? Bir valla. şey söyleyeceğim bak. Sen niye benle birebir de babam gibi anne rehin yayını yapmıyorsun? Belki yaparım Bence de. Ne demek belki yaparım? Yani. Vay bak kalp atıyorlar sana şu an. Aa, Görüyor musun? canlar. Teşekkür ederim. Ya. Kalplerinizi. Ya annemler bugün normalde biz şunu düşündük açık açık söylüyorum. Hani Evet. dedik ki ulan hani yayını banladılar. Şimdi ban hakkında konuşacağım biraz da. Banladılar bari şey esprisi yapalım. Kaldığımız yerden devam ediyormuş gibi böyle. Harbiden sünnet videosunu falan açtım bu arada. O dedik ki ulan kaşınmayalım. Kapat. Babam kapat diyor. Annem kapat dedim. Kapattım yani. Bir de ses arıza yaptı. Sebebi de şu. Normalde hali hazırda kullandığım capture card'ı dün Berke benim aldı. İşi varmış onunla. İşte sistem de aldı abi. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor lan mı? İzleyelim yani. İzleyelim kardeşim izleyelim. Bence Ha? de devam edin. Ha sen yayın ben de videoyu Yok yok. izleyelim diyorsun. Yani vallahi bak senle de yayın istiyorlar. Evet, Evet yapın yapacağım ya. yapacağım. Yani şimdi bak biz baba oğul Lütfen. muhabbeti yapıyoruz. Bir de bir anne için çocuk büyütmek nedir falan onu dinleyelim. Yok gerçekten Hallederiz söylüyorum. şu. Hallederiz Hallederiz. diyor. Hallederiz. Hallederiz. Tamam. Yani yayın yaparız. Bige teyzeyi de isteriz. Bir gün ailecek de yaparız. Oo, işler büyüyecek. O ne içerik bunlar? Bedavaya burada bir çaya bir iki tane fındığa talim ediyoruz. Evet, fındıkları bitirmişiz Valla zaten. değil. Çok yanar ya zaten. Fındıkları bitirmişiz. Herkes diyor ki amma fındık yedin Kola diyorlar. da var abi. Yok bu gün hiçbir şey yemeyeceğim. Öyle takılacağım. İnanılmaz ya. Babam bayağı sen yayıncı olsana baba. Şey diyor ki düşünüyor zaten. Vallahi yapsın. Tuncay abi diyor ki ya telefon açtı ya resmen Tuncay abi bana. Hadi ya. Evet. Haber abi dedi. Onun da dizleri falan ağrıyormuş. Varmış. Abi bir şey söyleyeceğim diyor. Lan diyor çok güzel yayından oğlum diyor. Bütün yayın boyunca yedin arkadaş diyor ya. Dünyayı yedin. Yok ben ona değil ben şeye takılıyorum. Ya farkında bile değilim ben. Demek ki pıtır pıtır atmışsın Yedim yani. yedim ben. Geç canım afiyet olsun. Ha, tamam ama yani sıkıntıymış ya. Ben sonra seyrettim YouTube'dan.
Bak devam mı? Yiyen bir adam. Bak şimdi anne yiyor. Bak bak. Ne oldu lan Fahri? Ha? Getir. O sandalye mi getirdin? Fordi de burada bu arada. Burada oturunca evde de dedik. Yok işte yememek lazım. Gel. Abi ekranı evet, büyütebilir misin? Dur büyüteyim biraz. Sen nereye gel? Oraya mı oturayım? Ha sen ya otur otur. De... Ya otur 5 dakika gidersin ya. 5 dakika otur canım. Seni çok istiyorlar. Bildikleri için. Hadi anlat nasıl tanıştınız falan dedi. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bu tip durumlarda ben yayın yapmak istemiyorum. Hani annemle babam yapsın istiyorum. Bu arada cidden bu yayın bir önceki banlanan yayının devamı gibi düşünün. O yüzden 3-4 saat yayın yapmayacağım. Yorgunum. Yine her zamanki bu uyku düzenimi düzelttiğim evet, için. Evet çok yorgunum. Müthiş derecede sağlıklı yaşayacağım. İleride yaparız gene de zaten biz de biraz erken çıkmak zorundayız. Tamam canım daha buradayız. Kavuşalım. Şimdi bizi niye banladılar? Bizi niye 7 gün uzakta bıraktılar konusuna gelirsek herkes onunla ilgili bir şey bekliyor. Bir de çok şey duydum böyle. Abi banlandın şimdi hadi çıkar vur masaya. Facebook geçeceğini maksadıyla. Böyle bir şey yok abi. Kim söylüyor bunu? Ses kötü reis bir el atsan. Abi şu sesi bir dinleyeceğim. Bir dakika dur. Hay Allah. Bir dinleyeceğim. O nick ne onun? Berke'cim teşekkür ederim capture kartımı aldığın için. Anası şey oldu mutluluktan. Böyle çıldırmış durumda yayın. Süper oldu. Teşekkürler tekrardan. Hayır, telefonum nerede? Yok yok sıkıntı yok ya. Ben özelden överim ben sonra. Bakacağım. Ne yapmam? Annem, annem de arkadan yapma. Bir şey yapma. Yapma oğlum. Bunda tibiş de yükleyeyim. Her şeyim yarım yamalak şu an. Neyse. Ses kötü mü arkadaşlar. Yapabileceğim bir şey yok. Bu kadar. Yani elimdeki bu. Buna da şükür lazım. Heh. Niye banladılar? Çok belli. Çünkü bir gösterdik yanlışlıkla. Her ne kadar 4 yaşındaki pipi de olsa pipi pipidir. Bu platformun kuralları var abi. Yani gördüm yazılanları falan. Bayağı bir atarlananlar falan var. Benim tek sistem ettiğim ne almıyor? Ha onu bir getir ya gündüzden. Berke rica ediyorum. Bir krizindeyim. Şu anda çaktırmıyorum ben. Her neyse. Twitch'e baktım herkes saldırmış. Nasıl banlanır herhalde falan. Ha, ya eyvallah destek atıyorlar ama şimdi bu aralar Twitch'te şey muhabbeti var. Böyle gereksiz gereksiz banlar atılıyor. Ya da gerçekten banlanması gereken belki de insanlar banlanmayıp hani Twitch'in az çok işte izlenen isim yapmış insanları banlanınca doğal olarak izleyiciler triggerlanıyor. Niye? Çünkü üstün adam seni düzenli izliyor. 7 gün boyunca banlıyorlar. Ama öyle adam kayırmıyorlar mı? Kayırmıyorlar. Ama denetleme sisteminde bir takımsın. Adam niye kayırsın? Elin orada yaşayan yani. Amerikalı niye beni gelip de aa Elrihan'a bak pipi göstermiş deyip banlamaz yani. Platformun belli başlı kuralları var. Biz o kuralı çiğnedik mi kardeşim? İstemeyerek de olsa çiğnedik. Ama benim canımı sıkan 11 bin kişi, 12 bin kişiye işte, yayın kapanmış. Ortasında olması evet, hoş değil. O biraz şey olmuş. O sistemin nasıl işlediğini bilmiyorum. Yani millet reportluyor. Reportlayınca ne yapıyor? Twitch işte, ofisten ya da bir yerden adminleri, moderatörleri var bunların. Geliyor, yayına bakıyor yanlış bir şey var mı diye. Bizde yanlış bir şey yoktu ama çünkü dediğim gibi Amerikalılar yani şey olarak algılamış olabilir. Çocuk var. Bağırıyor, çağırıyor. Senin şimdi sen onu izah etmeden tabii tanısını yapmadan adamlar da bilemez yani. Burada dediğin gibi oturmuş orada bir çocuğun işte şeyini seyrediyorsun yani anladın mı? Filmini seyrediyorsun. Bizde işte pipi var yani. Bilmem ne var yani bunlar. Neyse belki bizim konuşmalarımızdan da ban yemeyelim o zaman. Yok canım ya artık o kadar da işte yapacağız diye banlayacaksa. Yani indiririz yani anladın mı? Yok ben o yüzden hiç şey yapmadım fark ettiyseniz. Instagram'da da böyle triggerlanmadım. Dedim ki tamam abi banlandık açılır yani. Hani. Ama ben maili geç attım. Belki daha erken atsam da erken de açılabilirdi. İşte aynı sebepten banlanan insanlar var mesela onlar bir triggerlanmış. 7 günden aşağı işte açılırsa hakkımız yine. Ya kardeşim yani ya bunun yarışını yapmayın bana ayıp ya. Hani banlayan ben değilim, bana açan ben değilim anladın mı? Hani niye konu bana dayanıyor bilmiyorum. Neyse sonuç olarak açtık. Açtırdık. Çok güzel bir mail attım Twitch'te. Böyle böyle. Bu görüntüdeki insanlar, insan benim, yanımdaki babam. Bu dedim sünnet. Sünneti anlattım. Sonra dedim ki çok dikkat ederek
zaten yani birkaç kişiye yorum yapmış. Ulan sünnet videosu, sünnetle ilgili bir anı konuşuyorsunuz. Banlanmak niye rahatsız ediyor? Ya ulan bakın arkadaşlar nasıl sünnet olduğum diye videoyu açarsın, izlersin, banlanırsın. Şimdi burada bir art niyet yok. Yanlışlıkla açılmış bir şey var. O yüzden bunu anlattım Twitch'e. Dedim ki böyle böyle. Bakın buradaki sahne bu. İşte farkında olmadan açıyorum ve tepkimden de Allah malat deyip hemen çıkarttığım da belli. E tabi ya Amerikalılar öyle abi. İşin içine çocuk girdiği zaman hemen böyle triggerlanıyorlar. Doğru da yanlış değil. Ama açıklayınca kardeşim benim çocukluğum, yanımdaki babam yanlışlıkla gösterilmiş bir görüntü. Hani cezası neyse verin. Gün söyleyin 7 gün mü 3 gün mü? Zaten bu maile cevap geldiğinde benim 5. günüm tamamlanmıştı. Ve ufaktan da açtılar. Ne o? Geçen hafta bir hafta oldu ya. Bir hafta 7. gün mü? Bir hafta dur. Benim banım 2 gün önce açıldı. Bir gün önce açıldı ama fark ettiyseniz bak birkaç kişi görmüştür onu. Şey vardı lan. Benim bir açtım kanalım bir açıldı. Takipçi sayım 200 bin. 700 binden 200 bine düşmüş. Evet. Bilmiyorum. Bundan sonra yeniledik. Sonra 2 saat sonra 250 bin oldu. 300 bin oldu. Kanal Allah kendine gelmeye başladı. Ne bileyim. 300K'ya başladık evet. Şimdi geçen yayında abone olanların aboneliğinde bir sıkıntı var mı? Tamam. Şey yazmış. Geçerse galiba. Ha bilmiyorum. Yayın anında da o kadar report gelince canlı bir olay dönüyordu. İşte on, zaten Twitch onu kendini savunmak için yapıyor abi. Yani bu kadar report geldiyse diyor. Anladın mı? Burada çocuklar var. Onlar affedersiniz puşluk peşinde. Sen yayın yapıyorsun. Yayının içeriğini görüyor. Gayet tatlı sohbet var. Baba oğul muhabbet ediyor. Bu bir saniyelik bir şey gözüküyor ya. Diye başlıyor reportlamaya. Eline ne geçiyor? Hiçbir şey geçmiyor. Eline geçeceği ben biliyorum da. İşte ben şey yapamıyorum. Ulan report diyor. Deli gibi. Doğal olarak da burada bir olay dönüyor diye partnerler şeyler geliyor moderatörler. Kontrol daha etmeden banlıyor sonra da kontrolü alıyor. Aynen. Neyse sağ olsun teşekkür ederim o reportlayanlar. Böyle hastaydım falan ya bir 5-3 günde dinlenmiş oldum. Bilge olmasa, Bilge teyze olmasa ne yaratıcı küfürler? Aa asla. Asla. Bu arada geçen yayında seninle birlikte yayın yaptığımızda hiçbir abone okumadım. Aa, onları hak söz onları verdim. Okumam gerekiyor. Sen biraz oku ben de evet. Burada size sorular da gelebilir. Sorabilirim. Mindless 3. ayını diğer birle inlemiş. Selamları var sana. GK Lord diğer birle 4. ayını inlemiş. Oh be sonunda kral sensiz günler geçmedi demiş. Babana anne 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 selamlıyorum demiş. Ya vallahi ya. Aslında kek atsa hoşuna. Kendimi seyrettim hoşuma gitmedi ya. Ay orada onu cinliyor. Ben onu yesem Tuncay abi gene arayacak mı? Tuncay abi burada mısın? Ben babam yerine gitmiyor. Oraya koy seni. Bak bunu ağzına at da katır ısırıyorsun ya. Evet. O şu an herkese gitti. Oo, öyle mi abi? Kıtır. Bayağı bir... Ne oluyor lan? Yapmışım. Bak şimdi mesela Luniz diye biri var. Tamam mı? 25 tane abonelik yolladı şu an. Bana. Bak. Değil mi? 25 tane abonelik attı. Şu an mı? Evet. Lakoba, Ayberk, Dragren, Dayfen, Arjin, Hadenk, Maske, Burak. Mevcutta yani bunlar şey mi burada okudukların? Şu an benim kanalıma abone oldular. Abone değillerdi şu an mı? Değillerdi. Biri geldi 25'ine hediye attı. Öyle mi? Evet. Bravo. Teşekkür ederim. Korvi nerede yaşıyordu Luniz? Hollanda'da mıydı? Tamam. O da yayınlara başlamış. Yayıncı mı orada? Çocuğu falan var. Yayıncı ha. Yayıncı başka bir şey yapmıyor. Ne yapıyor? Ne yayın yapıyor? Değil mi yani? Yani normal. Sohbet ettiğini gördüm ben iki defa. Oyun falan oynuyordur. Danimarka'ymış ya. Danimarka mı? Pardon Luis ya. Hollanda'ya aklım gitti. Baba hesap yaptın mı? 25 çarpı kaç dolar falan. Kaç dolar bilmiyorum ki. Ya burada şimdi bak fark ne biliyor musun? Bu bize böyle aşırı abartı. Vaa 25 abonelik falan diyorsun ya. Ne oluyor şimdi? Ya onlar benim abonem oldu. Aylık 3. Nasıl anlatayım şimdi? Onlar aylık. Ya bizim kanalda yazabilmek için şu an mesela abone moddayız biz. Ya sadece aboneler tabii, mi yazıyor şu an? Şu an sadece biz. Abone moddan çıkarın abi. Bir selamlaşalım. Abone moddan çıkar. Abone olmayanlar şimdi seni görüyor, dinliyor ama yazım yazamıyor. Evet. Muhabbet mi ediyor? Evet. Günah lan adamlar.
Ya günahlığından değil. Anla açıklayacağım onu şimdi bak. Ulan günah keçisi olduk. Hoş geldiniz ya. Bu chat mi şimdi? Bu şimdi bak. Deli gibi bak. Takılıyor zaten görüyor musun? Bak yazanların hepsi fakirler. Biz öyle diyoruz. Twitch'in fakirleri diye. Ya geyik yapıyorum. Biz onun esprisini çok yapıyoruz da. Onlar kendi yapıyor. Ya artık biz fakirleri unutmayın falan diyorlar da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi biz niye bunu abone modu alıyoruz biliyor musun? Şimdi sen neyi yapıyorsun? Ya da bir oyun oynuyorum. Bir tane spoiler muhabbeti var ya. Burada bir sürü düzgün adam var. Atıyorum benim 3000 tane düzgün adam var. 4000 tane düzgün adam var. Bir 100 tane push doluyor aralarında. O 100 kişi, o 4000 kişiyi susturma gücüne sahipmiş. Yok canım. Çünkü adamlar işte toksiklik yapıyor, uyuzluk yapıyor. Seni triggerlıyor, sinirlendiriyor. Alın lan abone moduna diyorsun. Yani paralı moda geçelim. Ha yapıyor. Ama o diğer 4000 kişi çıldırıyor tabii. Ben niye yazamıyorum? Adamın parası yok. O olamıyor. Hani yazamıyor ya. Deliriyor. Ama bir noktadan sonra şu oldu. Baklar sinirleniyorum. Bir sürü cins adam var. O abone olmayanlar da abi artık abone moda al demeye başladı. Yani keyif kaçıyor artık. O yüzden bizim pleblerimiz, pleb diyoruz onlara yani abone olmayanlar artık şeye rahatsız olmuyorlar yani. Abi abone moda geç biz seni izliyoruz nasıl? Yazmasak da olur. Değil mi? Pardon. Kuranları anlamıyor mu? Anlamıyor mu? Banlıyorum. Ben de terimleri biliyorum ha. Yok şey bilmiyorum. Vay annene anne bak neyince oldu ha. Vallahi bilmiyorum. Bak annen devamlı aşağıdan şey yapıyorum böyle. Onlar gözüküyor bu arada. Gözüküyor. Aferin farkı değil mi valla? Bayağı gözüküyor. Bir dur bakayım annene. O kamerayı unuttu babam. Habire dürtüyor annemi. Abi o kadar geniş açı göründüğümü fark etmedim. Buradan gözüküyor. Evet. Yok ya istediğin sonra. Ayağını da vurayım o zaman. Ben orada değilim. Beni sinirlendirenler sadece benim değil tüm yayıncıları sinirlendiriyor. Onlar öyle bir grup. Öyle bir yapıları var. Onlar da bir renk aslında. Evet. Olmazsa onlar da olmasa biz ne zaman sinirleneceğiz? Mesela yani. Bak Club dar aldı şu an. Tab moda aldı. Artık bundan sonra sadece aboneler yazabiliyor. Mevzu bu. Az önce arkadaşlar daha evvel orada olmayan 25 kişi buraya dahil mi oldu? Evet. Şimdi az önce normal onların arasında da var mesela kuşlar. Onlara da denk geliyor. Tabii. Ama o kendini düzeltiyor mesela. Yani. Ha aboneyim artık diyor. Merhabalar nasılsın? Seni severek takip ediyorum canım. Ama adamı geçmiş mesajlara bakıyorsun. Ana bacı kardeş her şey. Nasıl şey bu ya? Ya ama işte ya diyorum ya. Ya aslında hepsi pırıl pırıl çocuklar cidden. Ya muhakkak öyle. Değil mi? Valla. Ya ben onu buluşmalardan ben de ne etmeye sütmeye gidiyorum ha. Babam tam politik ya. Babam tam politik ya. Niye bu yanık o? Bir şey söyleyeceğim bak cidden. Canlı yayın kızım. Bak burada mesela bana küfür eden birini. Real de gör. Tamam çocuk böyle sarılıyor falan. Onun eğlence anlayışı gençleri böyle artık. Yani. Yani. Bak şimdi Tukan abimi nasıl sinirlendireceğim? Vici vici bir şey yazıyor mesela. Biz burada sinirleniyoruz, yürü git lan diyoruz, bitti bıttık lan sudan falan diyoruz. O geliyor mesela buluşmada diyor ki abi bu sana bilmem ne yazan bendim hatırladın mı diyor. Hadi ya. Ha 14-15 yaşında sakalları falan var. Orada bir dövüyoruz onu. Vay anne. Neyse. Ya toksikler işte. Biz onlara toksik diyoruz. Toksik alert diye bak emotumuz var. Eğer böyle bir uyuz biri geldi mi hemen alert veriyoruz buradan. Diyoruz ki banlayalım bunu, yollayalım. Neyse. Az önce de Lunis kardeşimiz 25 aboneyle bize yeni toksikler kazandırdı. Abone toksikler onlar. Ama olsun. Çekilişe katılmayak kazandınız. Aralık 29'da çekilişe. Aa öyle de bir avantaj yok. Tabii bir aylık bu şimdi. Tamam. Bunlar bir aylık abone oldu. Bu adam 29 Aralık'ta yapacağım o 20 bin liralık çekilişe katılacak. Havada. Evet, ama ne güzel işte. İşte Lunis onların şansı bu. Ne yapsın çocuklar? Şans. İşte çıkmayınca da bir de küfür yiyoruz. Öyle bir durumda. 20 Aralık'ta bitiyor benim. Yenile oğlum. Bir de yurt dışında yaşayanların da böyle bir avantajı var. Yurt dışında da kur diye bir şey olmadığı için. Onun yolladığı 25 abone bize böyle ooo hesap yapıyorsun hemen. Çok paralar. Kaç dolar bir abone? 4.90 kaç 4 5 dolar işte. 5 şeyle bir 5 bidon ucu. 5 neredeyse 6 lira dolar. Aynen. Aşağı yukarı yani. Şimdi yurt dışında adam onu 6 lira veriyor. 5 lira veriyor anladın? Ama ona göre o yüzden globaldeki insanların aboneleri bizden çok fazla. Bizim mesela 2000 oluyor.
500 oluyor, 2500 oluyor. Yurt dışında bakıyorsun senin yarı kadar izlenen adamın abone sayısı 10 bin. Kızlarınki 20 bin. Altabi yazıyor, 50 tane aboneye 3 tane squat yapacağım diyor. Ama kalça hareketleri. Hemen erkekler çılgın abone. O yüzden haftaya squat yayınlarım başlıyor arkadaşlar. Bak ciddiyim. 10 lira donate atana squat yapacağım. Vücut yaparız belki. Neyse. Eyvallah. Şunları okuyayım yanda. Ayıp olmasa hep sohbette dönüyorum. Abdülbaki 100 bit yollamış. Silent of King 5000 bit yollamış. Ben de az katkıda bulunayım bari. Seviyorum seni yiğidim. Eyvallah kardeşim. 5000 bit iyi para. Evet. 5000 bit de bu Twitch'in para birimi gibi. İşte mesela atıyorum 5000 bit sallıyorum. 25 dolara tekabül ediyor. Ben de mi bir kanal açsam? Bence aç. Yani hazır elinde evren gibi bir oğul varken. Vallahi baba. Ama bak yarın öbür gün konuşurum ha. Ay bak bir şey değil mi? Babana yayıncıysa sebebi benim. Ben yayıncı yaptım. Söyle ortam. Evet konuş. Zaten konuşsam. Ha, tamam. Normal. Konuş tabii. Hayır yani şimdi bak o akşam mesela banlandığımız akşam. Evet. 2000 kişi geldi arkadaş ya. Instagram'a mı? Evet. Sen var ya 10.000'den sonra reklam alırsın ha. Öyle mi? Ekmek markalarından sponsor bağlarız sana. Bugün Uno'yla ama ekmek yapacaksın sen. Uno nasıl? Un markası. Un markası tabii. Var mı aranızda? Uncu. Uncu. Varsa hemen sponsor bağlayın. Yayın gitti lan yine kesin. Bu gitme. Destekleriz abi. Çünkü böyle oluyor ya. Çok garip bir platform. Şaka bir şey. Ben 15 dakikadır geyik yapıyorum. Şakalaşıyorum para para muhabbetlerinde de. İnsanı çok farklı bir çevre katıyor hakikaten. Yani bir yere iş bitirmeye gidiyorsun. İş bitirme dediğim ne bileyim. Telefonla ilgili bir arıza var onu yaptıracaksın. Mağazaya bir gidiyorsun. Herif senin izleyicin abi. O kadar güzel bir iş ki. Yani hemen tık 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 işin belki de bir saatte çözüleceğini 10 dakikada çözülüyor. Beni kaç defa çevirdiler. Senin de bir de fotoğraf çekiyorlar. Kaç defa benim beğenler şey annem de vardı bir tane evet. Değil mi bir keresinde? Bir keresinde şey aday geldi. Evet, ya zaten canavar o. Çevirdiler şimdi benlere resim çekiyorlar da etraftan tabii kalabalık yürüyenler kim anlam bu? Veremiyorlar. Tamam. Gitsin misin? Niye acaba bu evde resim çektiriyorlar? Böyle muhabbetler o abi sen Tukan abinin babasısın değil mi? Evet diyorum falan. Abi bir resim çekti. Oğlum tamam da ben de niye çekmiyorum? Baba değil ya. Tukan abinizi bulamıyoruz. Senin artık abi diyorlar onu bulamıyoruz ki diyorlar. Yetişemiyoruz, göremiyoruz işte ulaşamıyoruz. Bari sen de çektirelim diyorlar. Ayıp ya. Bari sen de çektirelim. Arkadaşlar ses bozuk. Evet. Biliyorum. Biliyorum. Yani ses gerçekten dinlenmeyecek kadar kötüyse affola. Ama az çok dinleyebiliyorsanız yapabileceğim başka bir şey yok. Ya yok. O her şeyi böyle yani normalde çok daha kaliteli veriyorsun ya sesi. Bozuldu mu hemen dikkat çekiyor. Adam bir yayına yeni geliyor. Yeni geldi ya hani farkında değil miyim ben acaba? Ben buradan mesela şu anda kontrol edemiyor muyum? Sesi açarsan dinlersin. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne bak gördüm yani nasıl gidiyor? Ben dosyada şeyleri okuyayım. Buğdet Yerbil ile ikinci ayı denemiş. İkinci ayımız olmuş. Sonunda parayı biriktirebildim. Annemize ve babamıza selamlar demiş. Teşekkürler söyleyeceğim. Bonnie Boon Prime'la abone olmuş. Ezgici ikinci ayı Yerbil ile denemiş. Judas 911 3 lira yollamış. Reis Özettin kendini iyi de Bordan selamlar. Vay. Ver bakayım. Çok güzel geliyor. Bence güzel. Ya biraz böyle tuvalet... Evet şey yankı yapıyor. Yankılı yani. Biraz tuvalet ortamı var. Kulaklar biraz düzdü. Zırtım veriyor bir de. Ve kulağını da yok kendini. Tamam yapacak bir şey yok abi. Yani. İdare edin arkadaşlar yani. Ne yapayım? Capture kartımı aldılar. Öyle işte dönüşümüz böyle problemli oldu ne yapalım. Ben dün attım kirayı bugünü beklemedim. Kartı niye aldılar? Ya lazımdı. Bak. Ya da yani değişik işler. Son anladım. Onur Baloğlu 11. İkinci yönetiyar bilenimiz. Selamünaleyküm reis. Eyvallah expert murdu. Bunları okumak zorundasın. Okumazsan ayıp. Tamam. 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 Biz selamlarımızı yollayalım. Ha tamam. Selamlar 28'den selam demiş. Aleyküm selam. Expert murdu. Üçüncü ayının demiş. Dubeyal 3. ayını. Yok lan TR3 de. TR3 de 12. ayını yenilemiş. Babalem ve annelerin selamlar, iyi yayınlar, teşekkürler.
Berkay 74 ikinci entiyar bir elimiş. Vay be iki olmuş Nijaylara. Babaraya'na selamlar. Annere'ye de selamlar demiş. Davroski 3 lira alamış. Abi mesela yayında küfrettin ama sana değil banlandım. Sanırım sana küfrettiğimi sandılar. Özür dilemek istiyorum. Chat ve senin adına yanlış anladıysa. Hadi lan oradan ben seni hatırlıyorum. Şu bir log takibi yapsanıza. Abi ben de buradan. Ha olmuyor. Mert'e yolladım. Selamlar Türkan. Ailene selamlar. Türkan. Abi benim iyi yayınlar. İbrahim amcanın ellerini öperim. Teyzemin de öyle. Selam olsun tekrardan. Abone oldum. Sana her gün bir TL koyup rahat bir şekilde abone olabilirsiniz. Seni seviyorum. Bir de bizim Türkiye'de böyle bir durum var. Mesela abone parasını ver. Abi çok fazla diyor. Mümkün değil abone olmak. Lan. 30 küsür liraya tekabül ediyor ya. Lan ben geçen bir şey diyeyim. Her gün 1 lira mı atsan köşeye bir ayda abone oluyorsun ya. Sonra hesapladık olmuyormuş abi. Yani 3 lira 5 lira açık kalıyor. Artık o taktiğe geçenler var. Annenin mütevaziliği demiş. Ya. Senin gençlik bir şeylerini bulduk fotoğraflarını burada. Bunları bir ara açarım. Ama korkuyorum. Yine video açmaya korkuyorum. Baba gözüküyor kameradan mimik yap. Manken yapayım babam sürekli. Ne? Sürekli bir şeyin peşinde baba. Bakıyor bana böyle. Onları hepsini yakalayacağım ben. Şu klavye bitirdi beni. Hangi klavye lan? Selamlar anneye babaya selamlar. Love you. Eyvallah. Arkadaşlar selam eyvallah. Tamam ya. Anladık lan. Müşek eksik. Müşek manyadı lan bu aralar. Vallahi... Burada işte lan. Ha, aha, bak. Buraya aha. Gelmiş. Gel. Seni gidip gel. Seni. Gel. Hırmaladı babam az önce. Gel. Gel. Adi. Anlattın elimi. Ha. Bak. Dünizi okuduk. Dünizden önce TRPKYZ. Bu arada sorularınız varsa sorun ha. Ben iletirim. Tekrar söylüyorum. Birçok kişi Tukan abi galiba bu bandan sonra Facebook'a geçti gibi böyle ağzından çıkmadı öyle bir şey yani. O tarz dedikodular yaymışlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey düşünmedim bile. Daha bundan bir hafta önce, iki hafta önce zaten geçmeyi düşünmediğimi bildirmiştim. Yani haksız bir ban olsa fightını veririm ama haksız bir ban da değil. O yüzden şey yapmayın. He, Türkan yazdığın için tamam. Murat Başoğlu 8. yeni premlenmiş. Artariyel 100 bit yollamış. Akbaba köpekler anında basmış işleri. Yusuf diğer bir 2. yeni demiş. Eldiren Hag demiş. Teşekkürler. Kazino Kartal diğer bir abone olmuş. Bıngıldak 3 liralamış. Merhaba tekrardan seni görmek güzel. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Taşa 3 liralamış. Başı açığa hakaret. Kapalı yakart nasıl yaşayak? Ölek mi? Onu mu istiyorsunuz? Atatürk bize... Sen ne yaşıyorsun oğlum? Niye bu bambaşka bir... Yayını karıştırdı herhalde. 6 ay önce konuştuğumuza mı cevap verdin lan? Adam biz bandan bastık. Başı açıktan kapalı olan girmiş. Nereden çıkarıyorlar anlamadım ki. Yüzün vuramıyor ha bakın ters bu arada. Valla ters bak. Aşriyel 88 9. el tiyer bilelim. Selam hoş geldiniz. Güzel aile çok tatlısınız demiş. Teşekkür ederiz. Enes Eren 3 liraymış abi küçük şap bayanlar çekiyorum. Ailenle inceleyebilir misin? Yok. Eren Fa 15-28'inde Prime'den demiş. Hoş geldin. Abi hiçbir ses mes gelmiyor şu an çalışmıyor. O yüzden böyle Bind'ı TikTok'lu izlemiyorum ailemle. Ed Stafford'ın 60 gününü biliyorum. Bugün izlemeyeceğim. Yarın izleyeceğim arkadaşlar. Yarın ki yayında uzun uzun zaten yayın yapacağım. 4-5 saat minimum yayın yaparım. Hem Green Hell oynayacağım hem Thief Simulator oynayacağım. Ya da birini oynarım. Ne yaptı o kedi az önce? Bana şöyle bir hareket yaptı. Böyle dikkat et dedi yani. Çakarım dedi yani. Şimşek. Allah abi ya kız. Diken diken oldu ya. Alo. Tamam. Yarın da mı yayın var? Var tabi lan. Asıl yarın, bugünkü yayın. Aslında ben bugün açmayacaktım. Bugün böyle bizim yayın yarıda kaldı ya geçen hafta. Onun devamını yapalım gidelimdi yani. Selamünün hüküm banımız açılmış. Mevzu buydu yani. Asıl yayınım yarın. Neyse bugün de devam. Evet biz neler konuşuyorduk neler yarım kaldı. Hızlı annemi yakalamışken anneciğim.
En sevdiğin evladın kim? Ayırt edilir mi? Ayırt edilmez mi ya? Edilmez tabii. Şuna taşınacağım ben de. Hani? Ne istersin? Vallahi gelirsiniz. Yok mu? Yurt dışına taşınmayacağım da abi şehir değişti. Oha! Kasino Kartal! Bak bunu babama yapmayacaktın ya. Babamın yanında. Ne diyor? Demiyor. Donate atmış da biraz. Abi gene donate'lerim çıkmıyor değil mi? Her şeyim bozuk ya. İnanılmaz. Durun bakayım. 1500 lira yollamış da. Demiş. Niye yollamış abi? Abi bir adam, tanımadığı bir adama niye 1500 lira yollamış? Ulan ne bedava işler var arkadaş. Biz boşuna mı çalıştık? Vallahi bu ne işler lan? Ya baba, bu muydu lan bütün iş senin yani? Ne o ya? Sen oğlum niye okudun? Sen daha erken başlasaydın lan bu işe. Bu kadar okuttuk ettik. Hiç ya. Ne alakası var ya? Hayır, daha erken başlasaydın. Evet, hep gidin size. Hep engel oldunuz. Hayır, bir şey. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada 1500 bana her gün gelmiyor canım. Adam sizin etkinizde bak. 1500 lira yollamış Kasino Kartal. Anne ve babanın ellerinden öperim. Bunun ile yemeğe götürürsen sevinirim demiş. Ha, sağ ol vallahi ya. Helal olsun vallahi. Kim o arkadaş? İşte bak yani şimdi. Böyle tamam, para. Lafta kalmasın yani. Ne o? Götür ya. Yemek sepetinden şu kadar bir kebap söylesene yiyelim. Lan yemek sepetinden ben de söylerim. 1500'e de iyi yersin ha. Müşte nerede yiyeceksin lan ben? Sen ver ben yerim. Her yerde yerim ben. O zaman annemi de al götür bak. Yerdeyiz her yerde yeriz annemi. 1500 lira. Yani badeye koysam para getirirler. Nusret. Nusret'e. Ooo Nusret'e 1500'e çıkamazsın bu arada 3 kişi. Evet, burada açıyor biliyorsun Bağdatçak. Bağdatçak'ta yani, mı açıyorsun? Tam şeylerden geçiyor. Ya Allah bana hıyarlık geliyor. Ulan reklamını yapmayayım herif. Niye canım adam reklama ihtiyacım var ya. Olsun. Herif ne? Ya vallahi bak. Ne söylemiyorum çok. MSI yayında gibiyim ya. Hayır Nusret'e söylemeyeceğim canım. Söyleme abi şey niye söyleme ya. Şu açıdan söyleme. Yani şimdi adamın yanlış yaptığı bir şey yok yani. Adam adam yok. Ama teriyle ben kafasını çalıştırmış bir yerlere gelmiş yani. Adam yok tuzu böyle atmış, yok karabiberi şöyle atmış, yok altından et yapmış. Yapmışsa yapmış arkadaş ya. Ya doğru söylüyorsun da ben milletin bir bokmuş gibi oraya gidip böyle normalde 40 lira hediye eti 350 lira ödeyip 350 lira verip onun havasını atmasına kızıyor. Evet aynen. Ya bunu sosyal medyada havasına bağlamalarına kızıyor. Ya şöyle düşün şimdi öyle değil işte olay. Yani atıyorum mesela. Görmüşsüzlük bence. Ya tamam onu başka tarafa çekmeyeceksin. Yani o her türlü insan var hayatta. Şimdi adam gidiyor falan şimdi marka vermeyeyim sana değil mi? Bir yerden alışveriş yapıyor. Bir kişi çok insan ulaşamayacağı yerde alışveriş yapıyor. Marka bir yerde. Tamam. Marka vermiyor. Aynı şey oğlum. Aynı şey de şimdi şöyle bak. Benim bir arkadaşım var. Gerçekten 3000 liralık gömlek giyiyor. Tamam mı? Giyebilir. Giyebilir. Helal hoş olsun. Kimseyi de ilgilendirmez. Tamam. Ama onun reklamını yapıp da onun görgüsüzlüğünü yapmıyor. Adam 3000 liralık gömleği giymeyi seven biri. Giyiyor ve giyiyor o kadar. Ha. Şimdi bir de bunun ben bu gömleği giydim diye etiket yapanlar var ya. Ben onlara gidiyorum. Nusret diye bir şey söylemeyeyim. O biraz görgü meselesi. Tamam işte görgü. Hazmetme meselesi daha çok. Altay para biriktiriyor. Aa Nusret'te gömeceğiz parayı. Lan git mangal yap daha çok sosyalleşir eğlenirsin ya. Bak gene zevkler renkler. Hiç önemli değil. Ama onun havasını yapınca bana biraz antipaşa kaçıyor. Her türlü. Onları da kabul edin. Lan bayağı iyimser oldu mu? Yok zaten arabada gelirken ne olmak isterdin dedi. Ne dedin? Önce kulağıma söyle ne dedin? Ben hatırlamıyorum. Hayır. Şimdi geçenleri arkaya gittim. Evet ya acayip valla. Şöyle bana bir serbestlik. Onu hepimiz istiyoruz. Evet çok isterdim. Böyle bir bildiğin olacak. Yasal. Yasal pek yapmazlar onu da. İndireceğim. Kök söktürürüz herkese. Hani harbiden indireceğim.
ve gideceğim. Bakışlarıyla bitirirdi vallahi karşısındaki. Yani hakikaten yani evden çıkıp buraya gelene kadar atlayam ya, yani insanları göreceksin. Geçenler işte atlayanlar en ve şimdi evden çıkıyoruz işte dışarıdan. Kadın öyle bir yer araba çekmiş, tam yolun ortasına park edenlerine yükleme yapıyor arkasına. Yükleme yerleri de boş yani. Gitsene oraya kardeşim. Kadının teki de çıkamıyor, dönemiyor yani o arabadan dolayı. Durur anne dur. Çocuk. Bir iki de korna çaldı. Kadın geldi bir fırça attı. Korna çaldı. İki kime? Dakika şurada yükleyeceğiz öbür kadına. Anne dedim ki bak şuna bak ya. Dayak tutuyor. Ama harbiden dayak tutuyor yani. Çok. Tabii ama... kadına onu da söyledim yani. Tabii kadına vuramazsın orada. Hani erkek olsa döversin ama. Yok onun eline makas alacaksın. Tak saçını keseceksin. Saçını kesecekmiş. En büyük ceza. Kadının şiddeti en kibar yolu. Hani tabii yani şimdi orada kadına ya yok kadına şiddeti geçtim de gerçekten hani bu arada şeye takılmayın, ben de onu çok kullanıyorum. Dayaklık bu kadının ya da dayaklık bu adam çok yerinde biterim bence. Gerçekten dayaklık ya orada işte var. Kendi menfaatleri çerçevesinde senin hakkını yemeye çalışıyor. Şeylik yapıyor hani, hani hem suçtan güçlü derler ya adama. Hı-hı. Öyle birini gördüğün zaman da hakikaten ben de senin gibi şeylerin yani bozuluyor yani hani. Bir de böyle hepsine şey tavrı yok mu o tip insanlarda? Hani sanki bölge onun, ama mahalle işte, onun. Onu diyorum işte yani hani buraya sahiplenmiş sanki, babasının yeriymiş gibi. Hani dur diyor, önce ben kardeşim, benim işim gücüm bitsin sonra sen bekle ya diyor. Sana şeyi bozuluyor hakikaten ya, yani dengesi bozuluyor. Beni bozuyor yani. Kayboldu yani. Annemin sesi mi gidiyor arada? Ne konuşuyordur? İbrahim amca hiç motorla kaza yapmış mı? Yapmadı. Yapmadın değil mi sen? Yok çok şükür yapmadım. Yani motor, olayı şöyle tabii. Motor, bizim kullandığımız motorlar da böyle racing motoru olmadığı için daha temkinli kullanıyor. İkinci. İşte, motor tabii araba gibi değil. İki teker üzerinde. Riski dur. Bekle baba. Bazen sesinizi almıyor. Onu fark ettim de. Hemen yarıda kalmasın diye şu gürültü azaltmayı azalt. Bastırma düzeyi. Ses. Daha iyi oldu sanki. Baba bir konuşsana. Ne diyordun? Hadi mi? Ya şu filtreleri kaldırıyorum ya. Aman kaldır. Kaldır böyle dümdüz duyuyorsun, duyun abiciğim. Şimşek hayatı son, belin mi ağrıdı? Belim ağrıdı biraz. Koltukta otur. Oturayım. Ayıp olmaz değil mi? Yok estağfurullah. Yok, abone de olursan sevinirim. Olurum. 6 dolar. 6 dolar ver oğlum. Bak çocuk aslan yemeğe götürdü. Hepimiz. Evet vallahi. Aslan oldum. Hadi şimdilik bana müsaade, kusura bakmayın. Annelerde kalpler o zaman. Teşekkürler hepinize, sevgiler, iyi akşamlar. Ben kaçıyorum. Ses daha iyi oldu. Ya tamam. Heh. Ya motor ne? Kaza yapmadın diyordun da. Ya tabii motor, işte onu diyordum. Yani şimdi iki teker her zaman tabii araba gibi değil, daha riskli. Ama yani dikkatli kullanırsan yani motorda da bir sıkıntı şeye olmaz. İnanmıyor musun yani? Ne kadar dikkat edersen et, bir başkası dikkat etmediği için. Ya o her türlü olur. Arabada da aynı şey. Yani araba kullanırken de aynı şey. Aynı problemler var. Tabii başka olay. Bir de tabii şu var. Yani bizim Türkiye'de pek motoru vasıta olarak görmedikleri için ya. Öyle bir dikkatsizlikler aynen, var yani. Tabii. Çok dikkat etmek lazım. Ya şeyi sen falan izlemedin mi? Ben çok şükür yapmadım yani öyle bir kaza. Şey diyenler var ya. Sen niye yolun ortasından gidiyorsun? Ha evet. Onun videosunu izledim ben şeyi. Abi evet. Niye yolun ortasından gidiyorsun? Bisiklet yoluna diyor. Motora bisiklet diyor. Yoluna değil diyor. Niye yandan gitmiyorsun? Ha niye aradan gitmiyorsun? Yandan gitmiyorsun. Ha yandan doğru. Gitmiyorsun diyor. Zihniyet adam diyor ki ya kardeşim ben diyor ben de senin gibi vasıtayım diyor yani. Ben şeridin ortalamışım. Öndeki arabanın peşinde. Yok ya diyor. Ben. Olur mu öyle şey ya? Senin ne işin var burada? Bizler sağ ol. Yani işte o mantıkta olan bir sürü insan var tabii. Zor abi. Bizim onun memlekette motor... yaşamak zor. Bir de şey olayı var biliyor musun motorda? Ne o? Adam mesela yoldan yan sokaktan diyelim ki normal caddeye çıkacak. Bir bakıyor motor geliyor değil mi? Hiç tınlamıyor. Çıkıyor. Nasılsa diyor motor durur diyor. Veyahut da motor geçer diyor. Nasıl yani motor durur? Tabii.
Asıl motor duramaz yani. Motor şey yapamaz. Hakim olamaz yani. Nitekim de öyle kazalar çok oluyor. Vallahi abi motor kullananlar dikkat edin abi siz. Yani 2 dikkat ediyorsanız 4 edin, 4 ediyorsanız 6 edin. Evet, motor biraz riskli. Bilhassa bak daha dün sizin oradan gelirken kavga ettim. O capture kartı aldın diyor o. Benim şeyim de etmeyin abi. Yani benim motor kullanan bütün arkadaşlarım şey gibi. Ya biliyorsun bizim Onur ya. Sen biliyor, hatırlıyor musun onu? Yıllarca racing kullanan çocuk. Bu canın manın da arkadaşıydı. Aa, biliyorum tabii canım. Anlattım mı size bilmiyorum oğlum. Yani mekanı cennet olsun. Çocuk çok iyi motorcu. Racing kullanan, tertemiz, bilinçli bir motorcu yani. Bak böyle alayım da hız yapayım işte, artistik yapayım diye. Gayet efendi racing tutkunlarından. Adam skuterin üstünde öldü ya. Ve nasıl öldü? 3 tane, 4 tane dangala böyle uzay kasa BMW ile yanlı, yani yanlıyorlar ya, meşhur ya bizimde, çocukluğumuzda, gençliğimizde de vardır, sizde de vardır yani. Aman şu köşeyi yanlayarak dönüyor. Yanlıyor, kıçıyla adama vuruyor işte. Kırmızı ışığın orada. Kırmızı ışıkta bekleyen adam. Bekliyor skuturla, evine gidiyor. Yandan BMW geliyor öyle, bam vuruyor. Düşüyor, ölüyor çocuk. İşte anlatabildim mi yani? Ne olursa olsun hala anı yazıyor ya. Anı mı oğlum bu? Tövbe yarabbim. Anı da yani. Mekanı cennet olsun. Gencecik çocuktu. O yüzden ben biraz korkuyorum motor muhabbetinden. Ya ben motoru zaten niye sattım işte? Ben şimdi gidip alsam alamayacak mıyım? Alacağım. Alırsın tabii canım. Ama aslında o zaman tabii motoru aslında deden sattırdı bize yani motoru. Evet baba. Sen çünkü işte tam o hani 17-18 yaşlarına geldiğinde alev yaşlı. Aynen. Ondan sonra deden her gün arıyor beni. Oğlum şu motoru sat. Niye baba? Oğlum bak Tuğkan büyüdü. Şimdi alır motoru. Allah korusun bilmem. Tamam baba merak etme. Bir şey olmaz falan. Bu arada motoru çalmam. Yani motor... Ertesi gün gene. Ne yaptın oğlum? Sattın mı motoru? Öyle diye sattırdı bana. Yani motoru alıp da kaçıracak cesaretim. Ben şey bir tip değildim ama ya. Yani tam arkadaş arasında deli doluydum falan da. Öyle huzurluk belirli seviyede yapıyordum yani. Ya her gencin yaptığı yani şeyler... Tamam da şimdi bizde... senin motor da küçük motoruydu ki. Kaç kilo motor, onu kalkıp da kaçırmak cesaret ister ya. Chopper motor abi. Kullanamazdım ki onu. Araba kaçırıyordu. Arabayı çok kaçırmadım. Ya arabayı kaçırmaya ihtiyaç duymadım yani. Yalan yok. Bizim o zamanlar hatırlıyorsun. Ben daha 18 yaşındayken, 17 yaşındayken hep çevremde çocukta arabaları vardı. Yani hep bir arabamız vardı yani arkadaşlarımın arasında da. Gidiyorduk geliyorduk. Onların arabasını kullanıyordum falan. Sonra zaten sen bana 18'den sonra bıraktın arabayı yani. Aşağı yukarı 18'den. Ama o gün hiç unutmuyorum. Ehliyetini almış. 18 yaş gün demişim. Ehliyetimi aldığım gün bana büyük adilik yapmış. Kim? Sen. Ne biçim konuşuyorsun? Ya adilik dediğim işte. Ne diyor ya? Ne yaptın? Ya abi hiç unutmuyorum. Ya babam hep şunu söyledi bana bak. Duygularımla oynadın. Hiç ben de hiç hatırlamıyorum. Dur bakalım beni gömmeye çalışıyor. Şimdi gömmüyorum. Biraz sonra duygularımla oynadı abi. Ne yaptın biliyor musun? Bana şu cümleyi kurdun. Arabayı hiç kaçırma dedin. Tamam mı? Öyle şeyler yapma dedin. Ehliyetini aldığın gün araba senindir dedin. Tamam. Ehliyetimi aldım Bostancı'dan. Eve geldim seni aradım. Bak. Ben de çok dakiyimdir bu arada. Araba nerede mi dedin? Evet. Eve geldim. Abi dedim baba arabanın anahtarı nerede? Oğlum dedim bir dur. Dedim sen bana ne dedin? Ehliyetini elin aldığın gün araba senindir. Şimdi arabamı istiyorum dedim. Yani böyle emri vaki değil yani. Baba nerede araba falan. Sen de sinirli miydin? Neydin? Bir de atar koydun. Allah Allah. Ulan ehliyetini aldığın gün vereceğiz dedik diye de saniyesinde vereceğiz demedik. Önce bir çıkalım bir nasıl kullanıyorsun görelim. Bilmem ne ki ben biliyorsun. Ya çocukluğumdan beri otoparkta manuel arabayla ileri geri yaşadım. Ay yani. Evet. İniyordum arabaya 4 saat 5 saat. Bir ileri git bir geri git. Bir boşa al bir ileri git. Onun için zaten arabanın şeyleri geri ve şey bir ve ikinci viteste bozulmuşlar var. Allah Allah. Yok öyle bir şey var. Şaka da. Neyse. Vermedi o gün. Ben hatta o gün dolap kırmıştım. Annem hatırladı. Çok sinirlendim. Çok duygularım var. Bir sene araba kaçırmadım ya. Abi lan dolap falan mı kırmıştın? Kırmıştım. Ben hiç haberim yokmuşlar.
Annem söylememiş. Her şeyi sana söylemedim. her şeyi sana söylemişti. Araba ama yok şimdi Allah için hiç öyle şey olmadı. Ama bilseydim kaçırırdım işte. Yani araba lazım oluyordu. Diyordum lan ehliyeti aldığım gün araba olacak. Şaka. 3 gün sonra verdin yani. 3 gün sonra falan verdin mi? Verdim doğru. Ama hiç benzinim olmadı. Arkadaşlar bir araba var. Vallahi benzin. Ya modeli falan boş verin. Kilometrede 1 lira yakıyor araba. Ya böyle şey de araba yani. Fazla yakıyordu ya. Güzel de bir araba, şık bir araba. Sevdi. 11 sene kullandım onu yani. Ulan okula gidiyorum. Dönecek benzinim yok. Şimdi bak bununla ilgili de bir tane anım var. Onu da anlatacağım. Gittim okula. O bizim hep ışıklanıyordu yani. Sen diyordun lan deponun şeyi pas tuttu diye. Çevirelim üstü diye. Doğru. Gittim. Park ettim ama araba böyle artık sendeliyor. Diyorum ki yokuş aşağı verirken şeyden petrol üstüne alırım. Tam o bizim Yetim Üniversitesi'nin altındaki son orta göbek. O gün de arabayı şeye bıraktım. Valeye bıraktım. Yani bizim otoparktaki çocuklara da veriyorduk anahtarı. Onlar böyle çok doluyken park ediyordu. Herhalde çocuk iki mahalle daha döndü. Yani çünkü o benzin hesabını ben biliyorum. O benzinciye gider. Ama böyle 3-4 sokak o arabayla döndüm. O benzin biter yani. O gün de böyle bir tane çok hoş bir kız vardı. Bizim arkadaş ortamında. Caddede oturuyor da. Nereye gidiyorsun falan dedi. Dedim caddeye gidiyorum. Götüreyim seni de. Tamam dedi gel. Gel. İlkinden bindik arabaya. Çalıştırdım. Bir tane böyle şeydi ya böyle. Yani biraz da böyle artistik kalktım böyle. İki de gaza bastım. Ha R'ye bastım. Orada bir zaten 2 lira daha yaktı o. Tamam mı? R'ye bastığım zaman. Bak. Yarım 1 litre gitti orada. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir bastım. Araba böyle oldu bak. Lok lok oldu. Zınk dedi durdu. Şimdi ışık da böyle bu kadar ışığı var. Yani gözüne sokuyor benzin yok diye tamam mı? Dedim ne oldu buna ya? Böyle iş ama istifimi bozmuyorum ha. Sen biliyorsun ha benzinden oldu. Biliyorum canım benzin bitti ya. Kaç defa yaşadığım şey yani. Bir defa yaşadım. Şöyle bir artistik bir şekilde çevirdim. Ulan dedim ya dün serviste ne yapmışlar bu araba? Dün servisten çıkmış araba. Hani tamir etmemişler gibisinden. Bıktım ya dedim. Oldu birbirine telefonu çıktım dışarı kimseyi aradım yok. Bağırıyorum çağırıyorum bindim arabaya. Tabii. Çocukluk işte yani. O zaman kaç? 19 yaşında falanım ya. Dedim, rol kesiyorsun yani. Ya rol kesiyorum ya. Epe yapıyorum orada. Dedim ki ya kızım dedim yani bozmuşlar arabayı. Ben dedim şimdi getirttireceğim bir araç. İstiyorsan bekleme dedim yani. Git. Araçma git. Yarım saat sonra elimde bidon. Böyle 5 litrelik benzincide bidon. Benzin oldu. Geri döndüm onu doldurdum. Bindim bir de şeye kadar gene bitiyordu o. Benzinciye kadar. Orada bir 20 liralık daha aldım. Yani net 20 lira standart o zaman. Bastım eve kadar gittim ama kız bir gram bir şey anlamadı ha. Vallahi iyi bir şey yapmış. Abi öğrencilik ya tam. Babam hep onu söylüyordu. Ulan altında araba var cebinde para yok. Niye cebinde benzine gidiyor? Ama ben çok gezmiyordum zaten. Dediğim 20 liralık alıyordum. Ve 20 liralık o arabanın dişine gitmiyor. 20 lira ne olacak? Onun ışığını bile kapamıyor. Hiç kapamıyordu ki zaten. Hep moralim bozuldu yani. Mesela ama Bast yapıştı zaten. Benzin bir ara şey oldu. Çok ani fırladı. Bak o lise son dönemlerinde canımın arabasıyla geziyorduk. 14-15 lira böyle cam böyle bozuk parayla benzin alıyordu. Çeyrek doluyordu ya. Çok ama eski. Ama senin araba da çok benzin yapıyor. Çok yakıyor. 3500 motor bu değil mi o? Yakıyordu. 3500 motor bak yutuyor yani. Ya arada bir yapmak zorundasınız abi şimdi olsa kıza derim ki benzinim bitti. Yani ama o çocukluk şeyi var o hani daha ergensin. Mahcup olmama daha onun hesaplarını yapıyorsun. Şimdi benzinim bitse almamışım benzin lan. Yapar geçerim. Kral sen misafir koltuğuna geçip İbrahim amcaya yayıncı koltuğunu versene gel. Yok burası rahat ya. O dirsek koyuyor ya rahat diye. Markayı boş ver ya. Çünkü ergenken benzin bitmez. Ya benimkisi biraz böyle lüks öğrencilik anısı gibi oldu ama sonuçta gene içinde bir mağduriyet var. Bu her gün yaşadığım bir şeydi. Şimşek arkada uyudu. Evet. Uyumadı mı? O bir muzurluk peşinde ya. Arada sırada bir şey yapıyor zaten. Bana bir konu atıyor. O bağırışı kızgın olduğunu gösteriyor zaten. Öyle mi? Devam mı bağırıyor? Bak. Bir yandan da bak. Hem yalıyor hem ısırıyor abi.
Yani hem severim hem döverim muhabbeti yapıyor. Kedinin koltuğu var ya. Böyle bir rahatlık var mı lan? Bak. Baba. Şerefsiz ya. Bunu bana... bana... Amerikan araba mı? Amerikan kasaydı. Ama yani Amerikan markası değil. Amerikan kasa. Öyle değil mi? Amerikan kasa. Amerika için üretilmiş Nissan'la. Amerika ve Arabistan şey. Yayıncı İbrahim amcayımız sen konukmuşsun gibi bir deneme yapalım. Onun için dedim ya. İyi RF'ye alıştın ha. Neyse ya. Orada fantezilere girmeyin gençler. Dediğim gibi o benzin olan... Yayıncı olduğum zaman görürsünüz beni. Ya harbiden bak senin tam yayın açma vaktin ha. Ya ben nasıl uğraşayım? Oğlum? Ya ne bunu boş ver. Senin yapacağın laptopu açacaksın. Hı-hı. Start'a basacaksın. Tamam mı? Bir tane ben sana şöyle mikrofon getireceğim. Bir tek o. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sonra? Başlayacaksın anı anlatmaya. Diyeceksin ki bugün arkadaşlar askerlik anılarımı anlatıyorum. E sonra bir gün bitecek lan o lan. Bitecek. Bittiği zaman oyunlara başlayacak. Okey. Stok. Bunlara gideceğim. Ya bombiç oynayayım ben. Ha bombiç oyna. Bombiç şeyini yap. Vallahi izleriz ya. Hep beraber klan açarız. Vallahi bombiçi yapan baya yurt dışında acayip şeyler var. Bombiçiler var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ha ne yeni yapıyorsun bombiç yayıncısı? Ne var? Bombiç ne? Oynayayım ki benim de askerde. Yani hakikaten var. Bir sürü yayıncı var öyle ya. Bombiçi yani. Onun işini gösteriyor yani. Anlatıyor işte. Şu, böyle şunda böyle saldırılır. Burada böyle saldırılır tamam. Falan. Vallahi ben izlerim ha. Albümü duydunuz mu? Ha oynadı oyunu. Okeydiniz. Ya okeyim okey değil oğlum. Zaten babam oturup da 6 saat yayın yapmaz ki. Aa bizim bak Murat var. Ne sen devam et. Murat kim? Bizim. Bumbiçi. Bumbiçi geçen. Yayın izlemiş mi o? Tabii. Ana bak geçen konuşmuştuk izlemiş. Ben izlerim oğlum sırf. Hatta bak bana şey destek yapmış WhatsApp'tan. Okutacağım sana. Bir sen bir oyundan bahsediyormuşum. O bir dönem oyunun iki tane şeyi varmış. Türkiye'de bayağı iyi isimlermiş yani. Belki dedim söyleyeyim tanır belki. Bu şey Bursa'daki dükkanları var onların şeyini atmış dur bakayım. Sen bak onu da ben. Ben bakayım sen bakışına bulayım önce. Şimdi bakalım ben daha unutmadan şunlara bir bakayım hızlı hızlı. Serdanyo abone olmuş ya da yenilemiş hızlı hızlı okuyorum ki hani problem çıkmasın diye. Yaşmello 6. el TRB'li yenilemiş. Ali Yalçınkaya Prime'le abone olmuş. Mektek TRB'li 11. el yenilemiş. Aa bu ayki araç biraz gecikti kusura bakma demiş canı sağ olsun. MyTrans2 4. el TRB'li yenilemiş. Excalibur 5 yenilemiş. Banlandığına sevinenlere ithafen günün anlam ve önemi demiş. Ne yapıyorsun lan? Ne o lan Excalibur? Geri geldim. Yok oğlum ben. Kim sevin? Ya banlandım diye kim sevinebilir oğlum ya? Var var sevinenler var. Sıkıntı yok. Noste 6. elit yer bir denilemiş. Hoş geldin iki gözümü çiçeği demiş. Teşekkür ederim Nosteciğim. Forgil Galat 6. elit prime denilemiş. Mucuk Eliren demiş. Burak 19-12 prime'le abone olmuş. Sepul Cross 2. elit yer bir denilemiş. Selamlar abi. İkincimiz kutlu olsun. Nice 12 aylar İbrahim amcaya selamlar. Aleyküm selam. Technical Düşünce Eni Prime'la, Ventor Thunder Prime'la, Murat M3 ikinci Eni TRB'yle inlemiş. Banlanmışsın kanki. Buradan reportlayanların hepsinin küfür etmiş. Babalarına selamlar. Eyvallah. Aka Green TRB'yle 11. Eni inlemiş. Arda Savaşçı. Değil mi? Arda Savaşçı mı? Ardaş. Arda Savaşçı. Neyse işte Prime'le ikinci Eni inlemiş. Babalarına şansıyla ikinci beleş aboneyim. İnşallah çekilişte bir şeyler çıkar da mutlu olurum demiş. İnşallah. Neymiş oyun? Bak şey Ultima. Ultima Online mi oynuyormuş orada? Tabii bak burada... Var bir şimdi izledim komple video. Baya baya 10-15 dakika muhabbetimiz dönmüş. Tuğkan'la konuştuktan sonra dede zamanında Türkiye'nin en iyi Ultimacılarıydık biz. Ya bırak şimdi. Gel kapışalım. Ultima çok oynamış bahsediyor. Silveria Quest'te iki serverda oynadı. Ha ikisini de biliyorum bu arada da. Öyle mi? Tabii iki serverda. Birincisini biliyorum ikincisini hatırlar gibiyim. Hmm. Ama şey... Tamam Murat hakikaten yani bu oyunlarda baya şey... Kompetanı bu işin iyi oyuncu yani. Şimdi de öyle, Bombiş'te de öyle. Yok belli oynamış o. Biri Tuğkan abi, Tuğkan Nebula açık demiş. Hemen şöyle göstereyim. Çok seri bir şekilde. Hop selamun aleyküm. Vallahi ben ultim oynuyorum götüm ha haberiniz olsun. İşte
yayıncılıkta tutsa oynayacağım yayında da. Bumbiç başlıyorum. Stoklamayın lan. Dede babamın iki. Stoklamayın ha. Oradan mesaj falan atılabiliyor mu? Nasıl yani? Bumbiç'te hesaba hesaplar arası konuşma falan var mı? Yok galiba. Var tabi, olmaz ama. Aa, yanlış var. A1 Joss Prime'le abone olmuş. Green Brutalist ikinci en ihtiyar bilirim. Selamlar krallar, biz buradayız. Eyvallah. Mehmetcan 10.77 dördüncü en ihtiyar bilenimiş. Seviyorsun abi, İbrahim amcanın ellerinden öpüyorum. Eyvallah. Bunlar şu 2 saat yani ilk yayını açtığımızda gelenler, unutmuşum okumayı. Simage 2 Prime'le abone olmuş. Flensdi Prime'le abone olmuş. Klaraş gelmiş. Kyber gelmiş 10. ayı. Kvort Bat 3 lira olmuş. Abi sana bir önce falan 8 lira atmıştım. Unutmuşsun sanırım. Canın sağ olsun. Babana da selam söyle. Eyvallah. Helal et kardeşim. Günlük temiz 550 TL gelirim var. Öbür ay sab hediye edelim mi? Ne iş yapıyorsun günlük 550 lira ya? Oha çok iyi para lan. Ne iş yapıyorsun? Günlük o kadar paran varsa bunu niye bize söylüyorsun? Öğrenciye hoş geldin. Temiz 550 bir de yani minimum. Net. Diyaraya gerek yok oğlum. Sen dün 550 kazanmadın mı? Bugün işte yolla 3 tane. Abonelik 5 tane 10 tane. Ne olacak? Diyarayı ne yapacaksın? Günlük 550 kazanmak için yapmam gerektiği iş belli benim ama tutmaz demiş herkes. Arte Almitara 8. yeri Prime denilmiş. Anne babaya selamlar. Daha nice aylara. Burak Olgun 07 Prime'le abone olmuş. Şimdi tabii bir haftadır yayında yoktum ya. O yüzden abone yenilemeleri, aboneler hep böyle adamlar yenileyemedi. Kanala erişimim yoktu. Twitch'e Eliran yazınca çıkmıyordum ha. Biliyorum canım. İptaldim yani. Yok et ilk sen defa alamadım. Sen yokken ben hep bakıyordum ya. Sen bakıyor muydun hep? Tabii. Evet. Aga be. Dert etmiş bak bu am için ha. Oğlum sana açıldığını kim söyledi ki? Sen söyledin galiba. Harsan muhakkak daha evvel açılmıştı. Senin öyle şeylerin olmadığı için. Bana haber vermemişsindir ama. Ben sabahın 9'unda yazdım. Bak dedim açılmış dedim. Şeyin. Ya bizim çocuklar affetmiyor. Anında haberi geliyor yani. Hani saniyesinde. Çünkü böyle yenileyip bekleyen izleyicilerimiz var. Sağ olsunlar. Abi Korda abi çok şanslı. Seninle görüşüyor. Senin modun keşke yerinde olsa dedim. Seni çok seviyorum. İso ırgat olmak istiyorsan kardeşim. Alalım seni de. Gülüyor lan. Vallahi tertemiz ya. Bu arada Kordiler benim ilk izleyicilerim. Yani hala şey sananlar var. Yani Kordiler benim modum değil. Mod demek istemiyorum. İlk beni izleyen tayfa zaten 30-40 kişi izliyordu. Hepsi moderatörüm şu an. Ama normalde moderatörlükte falan işleri yoktu onların. Adam moderatörlük ne bilmiyordu bile. Ben modluk verdim. 30 izleyenime de verdim anı satayım. Yağmur bak, Ebu Ube, Klaf. Bunların hepsi, bu arkadaşların hepsi ilk günden beri burada. Sıkılmadı beni izlemekten Sümeyra ya. Yağmur sıkılmadı ya. Ben izlemem abi 2,5 sene bir insanı. Ya niye izlemesin? İzlemem yani, abi. Demek ki seviyor seni, izliyor işte. Yani seviyor tabii de. Beskok sen yazmadın ha, görmedim. Bıkmıyorum. İbo amcasın, onu da izleyelim demiş. Açar açar. Valla ben ona bir OBS yükleyeyim de. Valla bir gün aç ya. Bir gün aç. Lan mı? Lan demedim o benim ağız bozukluğundan. Bir gün açsana baba. Neyse bunları yayından sonra konuşuruz. Valla lan isteyerek sor. Ben bu arada çok dikkat ederim böyle konuşmalarıma ha. Mesela bir ara şey dönemim var, hatırlıyor musun? Abi diyordum. Ben de diyorum. Ona her türlü ağız alışkanlığı. Ben hala söylüyorum. Yani kendimden çok senin yaşındakileri bile abi diyorum bazen. Ben de hala şey var. Muhabbet ederken yani. Evet mesela bir yere mi diyorum bazen? Çocuk anneme de diyorsun. Abi ne haber ya? Olur mu abi ya falan diyorum yani. Ama acaba olaya tepki var. Tabii canım yani onu annene hitaben söylemiyorum zaten. Yani... Kurduğun cümlenin sanki devamıymış gibi yani. Lan mı? Hayır. Şöyle bir mevzu var. Ben mesela bir sucuya giriyorum. Abi ne haber diyor. Abi dersin evet. Nasılsın abi? İyi abi. Senden ne haber? İyi abi. Kaç yaşında çocuk? 20 yaşında. Ya onun yaşta falan alakası yok. Hayır. Anlatabildim mi? O aslında kötü bir alışkanlık. Bence tabii de. O alışkanlıktan ötürü hep zaten. Aslında samimiyetten belki. Mahalle ağzı falan ama. İşte gidiyorsun. Abi ne haber diyorsun. Ne abisi abi ya. Ben 17 yaşındayım diyor çocuk. Ama benden yaşlı gözüken konu. Ses neden kötü? Abi tarzımız bugün böyle. Yani böyle ben bilhassa böyle mikrofona vurdum böyle bunu. Dedim ki bugün böyle yapacağım dedim ya. Vur dedim bundan sonra böyle.
Ne abisi baba, perşembe günü gece 2.30 diye bir şey girip. Ben Tukan abiden yaşlı duruyorum bazen. Canın sağ olsun. Eyvallah kardeşim. Kusura bakma kötü yayın verdiğim için. Küfür etmiyorum ya. Küfür bende yok. Bu arada küfür etmiyorum. Bravo. Vallahi. Valla. Gerçekten. Ciddiyim. Etmiyorum. Harbi etmiyorum ya. Şakasını sormuyorum. Abi şaka değil. Tamam, ne güzel etmiyorsan güzel bir şey yani. Ben bazen mesela arkadaşlarım falan diyor ki ya Tukan'ı nasıl izleriz falan diyorlar. Eyvah diyorum yani. At, gönül atlı izleyebiliriz. Yani ondan sonra abi söyle böyle diyorum, söylüyorum. Abi çok güzel bir şey diyor. Niye diyorum? Valla bayağı küfür öğrendik diyorlar. Kim diyor onu? Şaka söyle. Öğrensinler de bu yaratıcı küfürler az mı? Bravo. Ama öyle cidden ya, bir aile mesela atıyorum. Dedem bana da, sen ne yapıyorsun yayında bir... Vermem yani. Harbiden giderim küfür etmeyen bir yayıncının linkini falan veririm. Arka ses çok geliyor mu? Ona göre arka sıraları tuturacağım. Mikrofonu tam bilmiyormuş. Yerinde küfür edebiyattır. Çok doğru söyledin kardeşim. Tam bir zürt tesellisi bu. Bu arada konuştuğumuz her şey yayına gider ha, söyleyeyim. Kordi modluk yap. Yani illa chatte yap. Çok özel girmeyin. Her şey duyulur. Özel bir şey. Özel bir şey konuşmuyoruz ve ha. Yani böyle şeyle ilgili yine. Nasıl annem giydiriyormuş bana orada. Yok, ses gelmiyor yok diye. Yok. Hep böyle sallar zaten. Sabah akşam küfür ediyor. Lanet olası çocuk falan. Ay ama valla teşekkür ederim. Küfür yok, çok mutluyum. Küfür asla anne. Biz ay, akıllandık artık. Vallahi, zor tutuyor kendini. Çok zor tutuyor. Başta az önce boğma lan dedim yani. O hep işte zehir çıkan. Seni bana çok seviyorum ama küfürü hiç yakıştıramıyorum. Canımsın sen benim. Başar, takılma. Yerine göre bak edebiyatmış. Yerine göre edebilirsin. Anneciğim. Yok şimdi varız tabii, etmedi. Teşekkür ederim yani. Yok etmiyor zaten. Etmiyor. Kaldırdı o işte. Bitti artık. Yasak diyor işte küfür. Öyle mi? Dikkat ederek konuşmamız lazım artık. Gerçekten. Arkadaş şey var ya öyle bir. Fenerbahçe şeyi var hani. Bir videosu var ya. Ben de çok küfür ettim, kusura bakma ama sizin altında yok. Arda çok küfür ediyormuşsun diyor maçlarda diyor. Kim ediyor ya diyor arkadan geliyor. Kim ediyor ama? Onu izledim yarından, özledim o çok. Valla çok güzel ya. Ya cidden bak, geçen gün bir tane kadın, birinin annesi yine mesaj atmış. Bayağı bu kadar yazmış. Yani ne kadar iyi bir insan olduğumla ne kadar gülmeyin dur ya. Ya arkadaşlar birinin annesi işte ya. Min ağız oturduk aklınıza hemen o geliyor ya. Attı mesaj. Çok güzel yazmış ama. Hani senin bütün anı videolarını izlemiş, fikirlerimi dinlemiş. O tabii. Hepsini incelemiş ama. Analizi yapmış. Mükemmel bir çocuksun demiş. Sağ olsun var olsun. Ondan sonra bir giydirmeye başlamış. Yalnız o küfürler ne oğlum diye bir başlamış böyle. Orasını okumadım. İyi yani, çok teşekkür ederim saygılar. Hani şey demiş ama haddim olmayarak hani bir fikir, bir öneri olarak alırsan sevinirim. O kalitede bir çocuksun demiş. Hani küfürlerini, ya herkes küfüre kızmıyorlar. Yaratıcı küfüre kızıyorlar. Ya bazen ben çok sinirlendiğim zaman böyle farklı yollarla ya, evet. Evet yani değişik kafalarla uygulama yaptırıyorum. O uygulamalar da çok kibarım şu an. Bu uygulamalar bazen tabii irite ediyor insanı yani. Tabii canım, her şeyin o nasıl bir küfür ya, oluyor abartması evet. Kötü tabii yani. Yazan, abartmayacaksın. Yazan onuma teşekkür ederim. Hakikaten bazı insanlar mesela küfür ediyor, işte her türlü yapıyor, bakıyorsun batmıyor yani. Çünkü adamın, benim batmıyor aslında. İşte adamın şeyi öyle, tarzı öyle. Batmıyor yani ama bazısı abartıyor yani. Evet evet, abartanları ben de sevmiyorum. Tabii cümlenin içinde 10 tane kelime kullanıyor, 10 kelimenin 8 tanesi. Ben mesela yerinde küfüre karşı değilim abi. Yani gerçekten böyle rrrrlı reyi vurgulayarak küfür edesin geldiği evet zaman ediyorum. Bak senin deden de yerinde acayip küfür eder. Evet. Herkese küfür ediyor. Nasıl bir yerinde? Her an yani. Valla. Gidiyorum ona mesela işte televizyon. O anda mesela açık ya televizyon. Zaten o beni gördün mü? Herkese giydiriyor. İşte televizyonun anında kim varsa herkese giydiriyor. Bu herifi de hiç sevmem pezayla. Dalıyor. La o bu falan, bir gün dedim ki ya baba dedim sen kimi seviyorsun?
Böyle bir güldü. Niye dedim yani? Niye dedi? E dedim sen kim çıksa küfür ediyorsun. Pezevenk diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Ne bana. Dedi? Öyle mi ya dedi. Farkında değil. He. Alışkanlık olmuş çünkü. Nasıl ya öyle mi dedim ya. Neden hale bak ya. He. Her türlü dedim giriyorsun dedim millete. E normal düzgün adam yok demek ki diyor. Doğru. Benim de fişkanım o ya. Herkeste bir yamukluk var abi. Ben de o yüzden küfür et. Ya küfür işin geyiği tabii. Yani dozunda belki biraz tabii şey tabii abartmamak lazım. Ya tamam. Mesela bak tepki küfürleri normal. Yani korkuyorsun anasını diyorsun işte la yok artık evet, siktir git diyorsun. Bunlar ara koyan şeyler değil. Ama böyle doğrudan işte kolları sıvayıp böyle ulan başlayıp böyle o ballandıra ballandıra 10 dakika boyunca küfür edince bu ne yakışmaz lan. Haklı bile olsan. Bak haklı bile olsam. Benim var bir iki tane rejim atmışlar adiler. Orada çok o konuyu hatırlıyorum mesela. Aklımdan çıkmamış. Dinle ilgili bir konudan bir çocuk chatte saçmalamıştı. Rej geçirdim. Yani sinirlendim yani bildiğin böyle. Kendimi kaybettim. Küfürü dayadım. Dayamadım. Sanat. İşledim. Sıvamış. Bak işledim yapma çocuğum. Ya. Alnından başladım parmak ucuna kadar. Böyle. Şekillendirdim diyorsun. Çocuk o gün var ya ufka erdi yemin ediyorum gözleri açılmıştır o çocuğun o küfürlerden sonra. Çünkü yazmadım bir daha. Ama o kadar mutluyum ki o küfürler ettiğime. Ama mesela aradan bir yıl geçti karşıma şimdi çıktı. Şimdi batıyor değil mi? Şimdi izlerken böyle bu ne ya? Tabii canım hoş değil yani. Onun için ya... O çünkü sürekli kalıyor orada işte. Onları kaldıramıyor musun Tufra? Kaldırırız istesek de. Kaldır vallahi. Kaldır niye kaldır? Ya bir de öyle biliyor musun? Mesela düzgün 45 dakika konuşuyorsun. 1 saat konuşuyorsun. 50 tane böyle faydalık yani. Nacizane yani faydalı kendince bir şeyler söylüyorsun. Düzgün bir sohbet ediyorsun. 60. dakika 1. saatinde bir tane lavuk çıkıyor ona küfür ediyorsun. Yaratıcı böyle 10 saniye mesela. Konuşmaya onu, bir saat devam ediyorsun. Onu o, kesip alıyorlar. Her yerde dolanıyor abi. Ay çok kötü. Yani yok ama ki. Ama o şimdi zaten orası işte insana cazip tamam geliyor. Tamam mı? Cazip gelecek bir şey. Hayal yani şimdi o. Yani onu seyrediyor işte orada diyor ki işte Elrein diyor işte bak diyor bilmem nerede diyor küfür etmiş diyor. Anladın mı? Bak şu kaldırma reis yazan Mert mesela. Yüksek ihtimal keko attı YouTube'a. Kendi kanalında kesin vardır. Elren'in küfürle ilgili şeyi ve çok izlenmiştir. O yüzden kaldırma diyor. Tamam işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi tamam bazıları senin bu şeyinden dolayı nemalanıyorlar ama bir yerde de senin şeyin düşüyor. Yani i̇şte aslında şey... o yüzden etmemek lazım. Yani tamam etmemek lazım. O ayrı konu tabii. Asıl şey o tabii, birinci tercih o tabii ama madem öyle şeylerin var, fazla da öyle ifşa yok etmesinler. Yok ya, onu yani. Yapıyor. Şey ya. Değil yani. Hoşuna bir kombine gidiyor. Ha şeyler de var mesela, dikkatimi çekiyor. Hatta geçenlerde ya. Birkaç tane sene de yazdım yani. Ya direkt mesela senin Instagram'daki profil resmin dahi altındaki ismin soyadın nasıl tabii. Açılıyor? Yani onu peki önleyemiyorlar. Evet, ben onu reportlamam lazım. Yani şimdi mesela sen sanıp da takip benim bir sürü olur. Arkadaşlarım seni orada evet. Takip ediyorlar mesela. Çocuğa da hatta yazdım oğlum dedim tamam güzel. Abi diyor benim diyor Tuğkan abi de idolim diyor. Tamam oğlum idolin olabilir ama en azından yanına mesela fan yaz, fan sayfası onu yapmıyor. Yani mesela bir... gidiyor Tuğkan Gönültaş'ı Tuğkan Gönültaş iki neyle alıyor. Profil aynı. Görseller aynı. Yazılar aynı. E tamam işte. Bir de ne yapıyor ama o? Bir de beni takip et. Benim takip ettiklerimi takip edip he. Mesaj falan atıyor. E tamam işte bak aynı şeyleri bana da yapmış. Benim bütün arkadaşlarımı takip etmeye başlamış. E tabi arkadaşlar da sen sanıp takip etmeye evet, başlamış. Evet takip ediyorlar. Tamam mı? Onlar da ben sanmasınlar. Ya bir şey diye takip etsin ayrı ama yani çok etik bir şey değil yani. Evet. Ben de rastladım. Ya özentilikten değil. O sevdiğinden yapıyor. İşte hani 3-5 takipçi geliyor ya da ya benim ilkokul arkadaşım takip ediyor. Herif seviniyor. Abi ilkokul arkadaşım beni takip etti ulan. Yani çocuk ben salıp etmiş işte. Onlara falan seviyorlar. Ben artık şey yapamıyorum. Hani tepki gösteremiyorum bu tip şeylere. Ya, alıştım artık yani. Hani bir şey var. Tinder var. O kız... Erkek tavlama yeri var ya, yüzlerce Tuğkan var orada, yüzlerce, binlerce ya. Ya. Kayseri'den varım, Adana'dan varım, yok canım. Ağrı'dan varım, İzmir'den varım, çeşit. Ya onların önünde özel seks şey konuşması yapan Tuğkan da var. Ay, i̇şte evlenecek ya. Kadın arıyorum diyen Tuğkan da var. Binlerce Tuğkan var orada.
Onlar işte mesajlaşıyorlar. 2-3 gün takılıyorlar. Ama kızlarla. Çok yanlış bir şey değil mi bu ya? Çok ya engelleyemezsin. Kaçını engelleyeceksin anne ya? Uğraşmak lazım onu. Ya bir yapabileceğim bir şey olur mu yani? Ya o da biraz onlarla konuşanların affedersin saflığı. Yani belli olan fake işte. Yani sen zaten Tuğkan Gönültaş'ta arattığın zaman benim Instagram'ım çıkıyor. O Tinder hesaplarında da Instagram'ı bağlama diye bir şey var. Connectliyorsun birbirini. Onu yapmamış hesaba ne güveniyorsun ki? Bak kaç kişi mesaj attı bana abi. Allah belanı versin 4 gündür seninle ne güzel konuşuyorduk beni engellemişsin diyor. Ben engellemedim bacım diyorum kim engelledi? Sana yolladığım fotoğrafları sil çabuk falan diyor. Ne yani bir sürü olay ya. Allah Allah. Sen kendi dedim, ablacığım bana ne yolla? Yani. Ben ama hangi diyorum. Birine yazacak kızım? Kendi ana sayfasından yazsın olmuyor böyle. Ben pek bilemiyorum işleri ama. Gelsiz olur. Ben sürekli doğal filtre yapıyorum konuşmalarıma dikkat ediyor musun? Bana da yollasın abi. Bakayım yollamış mı yollamış bilmiyorum ki. Ey Allah'ım ya. Ulan biz masum masum takılıyoruz ekmeğine başkası gibi ya. Böyle saçma adalet mi olur? Hiç. Oturayım bütün gün Tinder'da takılayım o zaman ben de. Otosansür var. Çaktırmayın. Aa yeni yıl, yılbaşı, yeni yıl geliyor ya. Yeni yıldaki aynen. Dilekleriniz neler arkadaşlar? Her sene tekrarladığım zaman hiçbir zaman olmayan. Ne gibi dilekleriniz var? Kuru kuru gitmez ekmek arısı yersin o benim lafım lan dur. Kapıda nar patlatmayı unutma. Ya ne nar ya? İçine ediyor bir patlası o var ya. Ama şey naylon torbaya koyacaksın. İşte benim ayarım yok. Ben onu böyle böyle buldum. Şeyde eski oturduğumuz bunları herkes binada bütün binayı nar yapmıştı. Evet. Ki ben mi yaptım? Sen vurdun yere. Aa ben yapmıştım. İşte onu ayarı tutturmak lazım. İki naylon torbada bir şey olmuyor. Milli piyango haram bro. Vallahi ben artık her yeni yıl olduğunda diyorum ki bir önceki yıldan daha kötü olmasın yeter diyorum. Önce sağlık olsun. Tabii tabii. Ya o başka canım sağlık her zaman diliyoruz zaten. Sağlık, mutluluk, huzur. Üçlü. Gerisi hikaye. Geriye bir şey kalmıyor. Berbat. Şimdi böyle söyleyince abi para olmadan sağlık da olmuyor diyor. Abi para olmadan huzur, mutluluk da olmuyor diyor. Tamam işte sen huzur, mutluluk dile zaten huzur... O gelir diyorsun. Tabii yani şimdi mutluysan zaten bir şekilde... Doğru. Mutlu olabilmek çok önemli evet. Bu arada. Ciddi. Önemli olan o. Yani mutlu olabildiğiniz zaman bir şeyler oluyor abi. Mutsuz olduğunuz zaman her şey ters gidiyor. Çok doğru bir bakış açısı bu. Yani para kazanmalıyım dedikçe para kazanamazsın. Önce mutlu, huzurlu olacağım. Yayın akışında bir türlü konsantre olamıyorum. Müşteriler gelmeyin. Ne müşterisi geliyor lan? Bir sağlık, iki para, üç eldiven mi? Adi yerim. Niye paradan sormayayım ben? Bir de sigara aslında. Sigarayı da içmemek lazım yeni senede. Evet. Değil mi? Gerçekten. Sen niye geriydin öyle sigara deyince? Abi, ben gayrı düşünüyordum. Biz bu konuda... Ulan sen bıraktınız bana sigarayı. 15 kilo aldım evet. Ya. Yunus içiyor musun? Yok ben içmiyorum. Ağzına sürmüyorum. Biz de o konuda baskılıyorduk da o yüzden böyle... Baskılıyorduk evet. Valla. O sigarayı bıraktığım dönemi hatırlıyorsunuz değil mi yayında? Artistik yapıp bıraktım, 2 ay içmedim. O günden sonra böyle oldum işte. Ama sen bıraktın mı bırakıyorsun? Evet. Evet öyle bir şey var değil mi? Valla. Yani istedi bırakıyorum dediği zaman bırakıyor. Okuyorum doğru etler abi. Götüm götüm gidiyorum. Yunus İsyan 2. Anit Yerbirliği demiş. Her şey hediye abonelikle başladı. İnşallah sonsuza kadar aboneye devam ettim. Helal lan. Bak buna hediye gelmiş Yunus'a. Adam onu devam ettiriyor gördün mü? Gitmiş ikinci elini yenilemiş mesela. Burada hediye abonelik gönderen de Ahmet Can'a teşekkürler demiş. Ahmet Can sevgiler. Engin Can 5'li olmuş. Merhabalar abi ben daha demin yorum attığım Minecraft kanalı sahibiyim. Yaptıklarımdan dolayı. Sil lan onları. Ne biçim kanalın var oğlum senin? Aşırı sinirlendim ha. Kim az evvel bahsettiğim mi? Yok ya o biliyor. Ben gittim bir çocuğun YouTube kanalının altına yorum yaptım. En son bir videosunu. Bizim Klaf yollamış şeyden. Minecraft içeriği çekiyor ama başlıkları falan görme. Yok birinin poposu şeyi bilmem nesi. Oğlum 3 yaşındaki çocuklara hitap ediyorsun orada. Biraz örnek ol lan. Yağmur ha Yağmur ona yazdım işte. Yağmur mevzusunun altına yazdım. Görmüş neyse ki.
Oğlum ne içerik yapıyorsan yap da tamplarını öyle yapma, başlıklarını öyle yapma yani. Çoluk çocuk izliyor mu? Hani tamam çocuk çocuk izliyor, bize küfür ediyoruz. O maksat değil. Seninkiler böyle biraz... Ha bir de şey var, o mu? Sapıklığa kayıyor yani. Ha. Bir de şey var mesela, bazı videolarda tıklansın diye, izlensin diye herhalde başlıkları farklı, içeriği farklı. Bir de öyle bir üçgençlik var galiba değil mi? Var, onu o clickbait diyoruz ona biz. Orada mesela ne bileyim 25 dakikalık bir video var. İçinde bir yerde arkadaşım şöyle tokat atıyor, tamam mı çocuğa, şakasını. Arkadaşımdan tokat yedim kanadı. Açıyorsun videoyu, nerede acaba o tokat dedi. O sahne geliyor. Bir şey olmuş böyle ya da yok bile. Altını ama izlemiş oluyor. Ama izlemiş oluyor. Clickbait. Aferin, çocuk görüp yazmış. Ha bir de yaşın da çok küçük yani. Harbi niyeyse rahatsız oldum. Normalde ben kimsenin işine, kanalına falan karışmam. Ne haddime de. Harbi rahatsız oldum ama fotoğraflar falan ya. Ayşegül'ün poposuna bilmem ne girdi. Ayşegül'ün poposunu yedim. Ayşegül'ün poposunda bomba patlattım falan. Ne adam? Öyle bir şey olmayınca... Ha bir de yorumlarını okumuyor musun oğlum hiç? Yorumlarında herkes sana küfür etmiş. 10 yaşında çocuk sapık mısın sen deyip çıkmış abonelikten. Niye hala yapmaya devam ediyorsun? Neyse. Lucid G'ye 3 lira olmuş. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Özledik. Muhtar Reis Tiyerbille. Muhtar Reis Tiyerbille abone olmuş. Ayberk Bey 47. 2. ayın Tiyerbille demiş. Ata 4 lira olmuş. Ne güzel bir aile ilişkisi. Allah bozmasın. İnşallah hepiniz uzun ömürler. Ellerinizi öpüyorum. Cümlemize kardeşim. Teşekkür ederim. Fosik Adam 2. ayın Tiyerbille demiş. Baba rahmi annelerine selamlar. Aleyküm selam. Palaska Prime'la 4. ayın demiş. Seni yeniden aramızda görmek çok güzel demiş. Teşekkür ederim Palaska'cığım. Ya düzeltmeyeceğim. Ya izleniyor işte, gaza geliyorlar. O yüzden de bilmiyorum. Ya bir de o tarz kanalları çok küçük çocuklar izliyor abi. Ya bizde gene böyle hani küçük dediğimizde bileyim 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında. Onu belki de görüyor tampını, ne bileyim 7 yaşındaki çocuk. Olur mu? Melahat'ın torunları daha 10 yaşında mı? 10, Melahat'ın torunları beni de izliyor. Evet, seni de izliyor. Kaç yaşındalar? Yani onlar karınca çiftliğimi falan izliyordur. Yok, bunları da izliyorlar galiba. Yok ya, Twitch izleyemez o. İzlemesin. İzlemesinler. Evet. Kitle belli olaylar. Oğlum Twitch'in ortamı aynı zaten ya. Ortaokuldalar galiba onlar ya. Öyle mi? Geçen gün oldu işte, biz Burak'la şeyde oturuyorduk bundan bir ay önce. Water Garden'da. Bir çocuk geldi böyle, küçücük ama. Niye geldi böyle? Ulan benim izleyicim olamaz. Mümkün değil ama. Yok. İzleyici mi? Abi ne yapma falan yaptı böyle. Dedim hoş geldin. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Çekiliriz dedim. Sen dedim karınca çiftliğimi izliyorsun galiba. Karınca çiftliği farklı bir içerik yani. Hayvanlar mayvanlar her kesimden birileri izleyebiliyor ya. Yani. Kabul edemiyorum. Çünkü o an direkt aklına şey geliyor cidden. Hani ben... Gerçekten hayata dair güzel şeyler söylediğime inanıyorum yeri geldiğinde ama çok küfür ediliyor ya. Rahatsız oluyorum. O küçük çocuğun o yayını izliyor olması beni rahatsız ediyor. Hoş bir şey değil. O an böyle bir utandım yani. Bir şey oldum. Böyle annesi de geldi. Ben çekimsizi çok seviyor falan. Dedim nereye izliyor? Kafam orada. Çocuk kendi toparladı bu arada. Karınca çiftliği mi izliyorsun dedim. Yo Twitch izliyorum dedi. Eyvah. Oğlum izleme dedim yani. Annesi yanında izleme dedim. Orada küfürler falan oluyor ya dedim hani. Onu Twitch otomatik sansürlüyor ya abi dedi. Canını da hazır piçi. Sansürlüyor ya abi onun küfürler duyulmuyor dedi. Ha doğru söylüyorsun dedi. Çünkü ortada bozamazdım daha fazla çocuğu. Sonra arkadan ablası geldi. Ablası izliyormuş aslında beni. Ablası da böyle 19 yaşlarında 20 yaşlarında bir kızcağız. O geldi ya dedi, o benden gördü seni. Çok seviyor abisi olarak görüyor falan dedi. Dedim yani hani çok da izletmeyin. Yani Rage'e geçtiğim zaman dedim çünkü çocuğun hayal gücü etkilenir diye şey oldu, çok değişik konuşmalar oldu. Ama düşün o 200 IQ ile geldi çocuk yani direkt tek attı annesine orada. Otomatik küfürler sansürleniyor anne dedi. Bak şimdi. Ama bu kadar çocuk ha. Çitlenmek yani. Abi su döksen biraz daha büyüyecek. O kadar taze daha. Oluyor yani. Bir de o sigara da tabii. Zaten büyük sigara izleyenler ya sigara... Ya ben hep onu söylüyorum. Şey bahane değil. Ya aklı başındaki adam benim iyi yönlerimi özenir, alır diyoruz ya mesela. O Cem Yılmaz'ın muhabbeti aklıma geliyor.
Ya işte film çekiyorsunuz, çok küfür var. Ulan işte milyon dolarlık prodüksiyon, ışık hazır mı hazır mı? Aman ayım küfür. Yani film bu değil ki diyor. Oradaki mesajı alamıyorsa çocuğu yapamamışsın diyor da. Hak veriyorum. Doğru bir mantık ama. Bazen çocukluğuma iniyorum. Böyle özendiğin şeyler olabiliyor yani. Hani adam seni çok idol alıyor mesela. Çok seviyor böyle canı gönülden. Sen sigara içiyorsun ya. O onu normalleştiriyor belki de kendine. Doğru. Bahane buluyor belki de. Tukan abim diyor. Şunu anlıyor. Onu diyorsa sıkıntı. O yüzden her defasında şeyi vurguluyorum. Bu aptallıktır. E sen niye içiyorsun? Aptalım diyorum yani. Sen aptal olma diyorum. O kadar. Yani daha fazla da bir şey yapamıyorum. Bunu içmesem, kamerayı kapatsam belki bir çözüm. Ne bileyim işte. Ben 26 yaşındayım izleyeyim abi. Ya oğlum benim izleyicilerim de var. Benim böyle yarı yarıya. İşte cuma günleri yaşı büyük olanlar yok benim yayın. Bugün de cumartesi. Senin sigarayı bırakınca kilo aldığını gördükçe sigarayı bırakamıyorum. Lan yürüyün gidin ya. De abi. Hiç ilgisi yokmuş. Örnek al diyor. Amerika'da ben hem sigarayı bıraktım hem 30 kilo verdim. 25 kilo verdim ya. Tabii hiç. O yani kafada. İşte motivasyon meselesi. Evet. Şöyle bir şey var. Abi hayatınızda birçok kişiyi böyle izliyorsunuz falan ya. Örnek al. Hepimiz öyle. Örnek alıyoruz. Seviyoruz. Ediyoruz. O çeşit çeşit sevdiğiniz insanların hoşunuza gittiği noktalarını toparlayın kafanızda. Bütün olarak almayın çünkü hiçbirimiz kusursuz değiliz. Senin saçlı uzun görüp ben de uzatmaya başladım. Tamam onun bir zararı yok. Uzat. Pitüştürelim. Yayınlar nur yüzünü gördük sonunda annenin babanın ellerinden öperim. Teşekkürler. Patlıcan oturtma Prime'le abone olmuş. Tamam eskileri bitirebildim. Luniz'i okuduk. Ey maşallah. Bu arada Kazino Kartal, 1500 liranın için tekrar teşekkür ederim. Çok tepki veremedim. Ekranda da çıkmıyor, bozuk şeyler. Babamın da tepkisi normal karşılan. Babama hala çünkü şey. Nasıl ya? Niye yoruluyorlar oğlum paraları diye. Teşekkürler tekrar, kesene bereket. Allah sana kat ve katlarını versin. Mr. J. Hawk 100 bitti olmuş. Annem baban çok iyi bir evlat yetiştirmiş. Buradan ellerini öpüyorum. Seni hep istediğim ama olmayan öz abim gibi seviyorum. Kardeşimsin be. Cem Noyan 3. NTR bile elinmiş. Babaren yayın açarsa hep destek tam destek. Cem Noyan da iyi donate ya aç. Öf. Bir ara böyle bir attı gitti. Yılmaz 45 o geç. Lean 1295 bitti yollamış. Aga be Babaren'deki o dinliğe bak. Babaren beni evlatlık al demiş. Hepiniz evladınız. Güzel Urfa'dan selamlar. İlk defa birine abone oldum. Hayırlı olsun. Ay Urfa'ya selamlar. Abonelik atacak yok mu? Ya aboneliği falan boş verin de. Yarın ne oynayacağız onu karar verin ya. X-Drive'den iki tane koltuk aldım. İkisinde gıcırtı sorunu oldu. Vallahi kardeşim öküz gibi kullanıyorum affedersin. Bir gram gıcırtı yok. Onda da yok. Gıcırt yok ya. Ed Stafford izleyeceğiz yarın ya. Ed'i izleriz bir bölüm. Ondan sonra oyuna geçeriz. Videoda Ed'i yaparız. Neyse tamam hadi sormamış olayım. Albatros TV ikinci el dinlemiş. Hop selamlar yine ben. Anneye babaya selamlar. Senin gibi mükemmel karakteri sen bir insanı bu dünyaya kazandıkları için teşekkürler demiş. Yeter ulan. Övgü şeyine döndü. Teşekkür ederim. Doktora ikinci eli TR1 denilmiş. Yayın güzel demiş. Stickler yıl 24. ayını TR3 denilmiş. Oo tam zamanında gelmişim kardeşimsin. Ark Bayar ya. Death Stranding'in sesini düzeltmek lazım önce. Minecraft oynayacağız bu arada. Aslında çok güzel olur. Baba sen harbi yayın aç. Birlikte oyun oynarız ya. Ben çok oyun bilmiyorum. Günde hangi oyundan? Ya mesela? Oynarsan bütün Call of Duty'leri falan bitirdin sen ya. Ya çok önce ya. Ben o şey oyunlarını sevmiyorum. Oynuyorsunuz da bazen. Ne öyle? Ya ne bileyim orada işte abuk sabuk karakterler, ışıklar, mışıklar ona saldırıyor ona bilmem. Lol lol. Yok be lol. Lol oynamazsın sen zaten. O kötü oyun. Siz oynuyorsunuz. Ben arada bir oynuyorum onu ya. Çok güzel. Oğlum lol'u çok güzel açıklamadın mı abi? Işıklar, mışıklar, küçük küçük adamlar birbirlerine bir şey alıyor. Evet. Bir de bayağı heyecanlı oynuyorlar onu yani. Oynuyorlar tabii canım. Ben de arada ben takılıyorum öyle. Off stream oynuyorum. Yayında oynamıyorum öyle. Hmm. Yayında ben hep hayatta kalma. Yok bilmem ne. Yayını bir kapatıyorum. Counter'a giriyorum. LoL'e giriyorum. İşte ne bileyim Stronghold'a giriyoruz. Sonra bir sürü oyuna girip çıkıyoruz. Ama yayında benim her oyunum izlenmiyor. Hoşuna da gitmiyor. Millet muhabbeti sevdiği için. Az oyun oynuyorum.
oynadı. Tabii değişik oyunlar bulmak lazım aslında belki de. Yeni. Ya var, çok güzel oyunlar geliyor şimdi. Bak sana, ben bir Death Stranding diye bir oyun var, onu bir açsam dilin tutulur. Bir atmosfer yapmışlar. Ne tarz oyun? Yani böyle yürüme simülasyonu gibi bir şey. Bütün gün yürüyorsun, kargo götürüyorsun bir yerlere ama böyle farklı bir dönemde geçiyor. Grafikleri falan harika da devam edemedim. Yani son oyun teknolojilerini falan bir görsem çıldırırsın. Nereden yüklüyorsun? 400 lira. Nerede indiriyorsun yani? PlayStation'da. Ha, PlayStation. Hmm. Babaanne Daisy'yi sarar aslında. Daisy yok be. Ama bak, Death Stranding saatlerce yayında oynanacak oyun değil ha. Bence değil. 390 TL fatura geldi telefona, sevindim. 105 TL rekorunu kırdım. Niye 390 lira geldi ya? Ha babam mesela ETS oynar bak. Direksiyonu bağla, öf. Bence oynarsın. Bütün gün araba kullan. O da mı şeyde, PlayStation? Yok, o bilgisayarda var. Türkiye haritası geldi yani. Bayağı yükleyeyim bari bu arada, bir çalışayım. Çalış, bizim o salon, sizin evdeki salona direksiyonu takacağız, vitesi, pedal. Annemi de yanına tutturursun. Muavin. Ha, gezersiniz işte. Bak muavin. Life is Strange 2. Ne? Stranded Deep oynar. Ya babam oynar öyle oyunları da, işte hakim olması lazım biraz. Bayağıdır sen öyle bilgisayar oyunu oynamıyorsun. Afrox 5 lira yollamış. Polar Panda 10 lira yollamış. Abi yine yakıyorsun demiş. Eyvallah. Komiser Yuri Prime'la abone olmuş. Bilgin Bilal. 2. ayını TR 1 ile yenilemiş. Teşekkür ederim. Ömer Duman 06 TR 3 ile 2. ayını yenilemiş. Bu TR 3 de şey, abonelik 4, 6 dolar diyoruz ya. Bu 24 dolar. Öyle mi? 24 ne farkı dolar var onun? Farkı bir tane. Ya o destek bunlar. Yani adam. Yani normal üyelikle o üyeliğin arasındaki farkı. Bir farkı yok. Sadece bir tane ekstra onun bir ifadesi var. Bir surat atabiliyor oraya. Altın suratım var benim. Onu atabiliyor. Ama genelde bana tier 3 abone olanlar hani destek olmak adına. Donate gibi düşün. Öyle. Cümleten size hayırlı yayınlar. Mübarek din kardeşim. Büyüklerimin ellerinden senin gözünü öperim. Eliren Gold yazmış. Bak Gold dedi. O işte tier 3. Kesene bereket. Eyvallah. Aktif Simulator babaanne güzel gider. Aslında babamla Stafford izleyecektim de yarın izleriz. Anne babanın ellerini öperim, bunun ile yemeğe götürürsün bu 1500 liralık kazino kartal. Çocuğa da tam teşekkür edemedik, gitti herhalde. Düşünsene 1500 lira yolluyorsun, hep tepki vermiyor. Eyvallah kardeşim, dönüyor. Bostürk 17 TR 1 ile 8. ayını yenilmiş. Wow, 8. ay aboneliyim. İbrahim amcanın ve teyzeciğimin ellerinden öperim. Lean Klafin'e gene beleşe getirmiş. Bravo Klafin. Yüzsüz gibi mesaj atıyorsun insanlara. Bana abonelik yolla diye. Pembik Picasso çok da önemli değil. Ne o? Kesin attın değil mi mesaj Klafin? Klafin, Lin sana Klafin mesaj attı mı? Bana abonelik yolla diye. Yok abi, bugün herkese attı. Benimki de bitmiş. Bugün herkesi tek tek sırayla yolladı. Hayatında bir kere bile sablık istemedin mi? 27 aylık beleş abonesin ha. Bu nasıl oluyor? Ben helal olsun lan sana. Yemin ediyorum herhalde bu çemenin gücü yani. Başka Kayseri'likte hiç bilgisi yok bunun. Mr. 30 KR 5 lira olmuş. Babanın elini öperim, adamdır. Selam söyle benim için. Annenin babanın elini öp. Demiş. Teşekkürler. Lean Arceus'a 24. ayını Lean bütün modlara abonelik dağıtık. Ömer Oflaz 4. MTR bilinmiş. Pisakrok 3 lira olmuş. Tam da yemek yerken ne izlesem diyordum. İyi denk geldi. Anne Rehan ve baba Rehan'e saygılar, selamlar. Eyvallah. Yiğitan 3 lira olmuş. Yayınlar ilk bağışım, çok seviyorum seni. Ailen çok tatlı demiş. Teşekkür senin tatlılığına. Görkem Prime'le abone olmuş. Franchise 30 bit diye olmuş. Abi kusura bakma. Baban senden karizma. Kusura bakma aa demiş. Vay. Hanım duy. Yani doğru abi, babam benden karizma şimdi, ne yalan söylüyorum. Açacağım yakında bir yayın zaten. Aç valla, aç ya. Bak en az 1000 izleniriz. 1000 izlenmek ne demek biliyor musun? İyi mi? Ya iyi de ya. Valla mı? Direkt yani top 15'e girersin sen. 1000'de top 15'e mi girersin? Yok. Top 15'e 1000'de giremezsin de 2000'lere 2500'lere çıkarsan top 15'sin. Tamam, bulurum ben. 4000-5000'den sonra top 17'nin için, top 7'nin için. Geceleri yapacak ama değil mi bunu? Ya ne zaman istiyorsa yapsın. Nasıl? Geceleri. Yani niye? Gündüz uyuyacaksın. Bot demesinler, dikkat.
Sabaha kadar desin oğlum. Herkesin ağzı var. Ne o? Yok bir şey. Senin onu yiyorsun, sen 12'lik abonelik bitiyor. Aa millete bak, abonelik işte. Ayıp lan, 30 aylık abonemsin ya. Aynı anda açarsanız Babaren izledim. 5 deyi banlayalım. Lean Cordyceps'e de abonelik yollamış. Ebenus Prime'da, Ebenus da lan. Ebenus Prime'da abone olmuş. Enes Byte yer bir abone olmuş. Burki Baba 4 lira yollamış. Hayırlı olsun, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Lean 510 bit yollamış. Hamande Prime'da abone olmuş. Tor 92 yer bir abone olmuş. Alpay X 3. ayın Prime'lerini demiş. Keseriz emanet arkadaşlar. Bunları okumak çok zor ya. Kojiro Bulum kim lan VIP? Ooo hatırladım. Dur. Ne haber abi? Affeder. Yani koskoca firmaya da kim lan bu demezsin ya. Biyotun sos gibi açık. Ya yemin ediyorum. Hiç düşünmeden konuşanlar da. Kim lan bu? Alın bunu bitti. Adam çok bilindik bir markanın sorumlusu. Hey Allah'ım ya. Abi banladılar ya 7 gün. Benim beyin resetlendi. Twitch'i unuttum. Benim abonelik gözüküyor ama hayatımda ilk defa TV'de birisine abone oldum. Nasıl gidiyor? Bilmiyorum. Canı sıkarak şaka yaptım yani. O adam bozulmaz. Beni izleyen adam böyle şeylere bozulmaz ya. Evet Babaren. Evet. Ufaktan kaçalım ya. Evet. Kaç oldu saat? 9. 9'a geliyor. Yani 2-2,5 saat yaparız diyorduk. Nasıl? Sıkıldın mı? Yoruldun mu? Çünkü geliyor, sıkılacak bir şey. Abone yok. Okuyoruz şu an yani. Sıkılacak bir şey yok da. Hazır 1500 almışız. Gidelim bir yemek yiyelim. Gidelim bir yemek yiyelim. 7 gündür. Ya arkadaşlar bu yarın ilk yayın günü olarak düşünün. Yani ban sonrası ki bugün böyle çelik. Yarım kalan yayının devamı. Yayının devamı gibi düşünün. Yoksa ben bugün hayatta yayın açmazdım. Her bir sürpriz yapalım dedik. Babamla tekrar oturup ne oldu lan yayın gitti falan deyip böyle çok garip bir espri. Hiç bitsin istemiyorum. Filmin sonunu bugün gördük gibi reklam yedik bir hafta. Ben eski yayın sandım. Niye sizden çekeceğim var oğlum benim yarın? Yarın Estafet izleyeceğiz işte bir bölüm. Ya da onu biriktirip izleyelim ya. İzlemeyin lan hiçbirini. Vay Kojiro da abone oldu. Hoş geldin Kojiro Bulu. Lunize de abone etmişleriz. Ha Lunize uğrayacağım bir araya. Aklımda onun yayına uğrayacağım da bir türlü gidemedim ki. Banlıydım oğlum. Tuğkan Estafet'i kaçta izlesin ona göre mesela. Şimdi benim uyku düzenim düzeldi. Ben gece 12'de uyuyorum yine. Ya Allah Allah. Abi ne desem inanmıyorlar ya. Şu an resmen 11'de 12'de yatakta uyuyor oluyorum. 3 gün sonra bozulabilir. Ama... Niye bunu sen bir oturtturamıyorsun? Oturtamıyorum ya. Sebep ne? Geceyi seviyorum. Nasıl yani geceyi? Gece oturmayı seviyorum. E tamam o zaman öyle yaşa. Olmuyor işte çok bozuluyor. Yani herhalde ya. Hiç gündüz görmediğim an oldu. Tamam geceyi sevmek başka bir şey. Ya geç yat da yani sabaha kadar oturmanın anlamı yok yani. Ya ben işte sabahlamayı da seviyorum. Yani sabah 7-8 oldu mu bana bir enerji geliyor. Ya ulan diyorum ki. O, yani o işte o sıkıntı o birazcık. Yani ters yaşıyorsun o zaman. Kimseyle irtibat kuramazsın. Tabii. Çevirerek. Sen uyurken millet ayakta, herkes ayaktayken sen uyuyorsun. Yani ya yayını bile etkiliyor ya. Yani böyle ben ya her şeyin hala iyi anlamda diyorum. Ya mesela öğlen 5'te uyanıyorum. Abi bir enerji yayın açmak istiyor canım böyle. Bir açıyorum 5 saat 6 saat. Bak şu an mesela ölüyüm. Ya. Bayağı yokum yani. Ondan sonra bana diyor ki dün telefonda ara ne oldu diyorum. Sen diyor niye panik oluyorsun bana? Ya ama yani baba. Ya arkadaş ya nasıl panik olmayacaksın ki sabah sana 9'da evet. Yazmışım. Bak 9'da ben yazmışım. Tamam uyuyor. Akşam 9 olmuş. Tamam. Ya diyorum ki uyusa uyusa bir adam kaç saat uyuyor? İşte 8 saat uyuyor. Hadi 10 saat uyuyor. Tabii ondan dolayı bir tamam şey yaptık. Sabah akşam 9-10 olmuş. Yazıyorum hala tık yok cevap yok. Yani insan ister istemez panik oluyor tabii. Yani hani... Biraz da ben biliyorsun şeyim, evhamlıyım diye. Ondan sonra telefonla açıyorsun, yok. WhatsApp'a yazıyorsun, yok. Instagram'a bakıyorsun, yok.
Tamam, sonra elim çarptı, şeyi aradın. Ben babana söyledim, uyuyordur dedim. Aslında ben de abi, ben çok merak ediyorum. Babam şöyle bir şey yapıyor. Bana ulaşamadı mı, ne kadar kanal varsa kullanıyor. Güven... Ya, hepsini kullanmadım ya. Ya güvenlik geldi kapıma daha, ne? Onu en son aradım. Tamam işte. Hani o da açmazsa yani. Çilingir'le geleceksiniz herhalde yani yarım saat sonra. Ben de donla uyuyan bir tip. Yok canım, o kadar daha bakma. Ya hayır, ondan değil. Şu ben, önemli bir şey oluyor. Ya, tamam. Ya bir şey söylemek icap ediyor. Bir şey konuşmak icap ediyor. Ulaşamıyorsa tabii o zaman kilitleniyorsun bu sefer. Yani o açıdan. Ya haksızlar demiyorum ya. Ya haksız demiyorum da. Hani benim yaşantım belli yani. Hani ben ya uyuyorumdur. Ya telefonu bir yerde unutmuşumdur. Görmüyorumdur. Hani şu anlamda hak veriyorum. Hani Allah korusun. Acil bir şeyden dolayı ulaşmak isteseler ulaşamayacaklar bana. Tamam, o kötü. İşte, o tamam. Aklım hep onda oluyor zaten. Ama mesela böyle hiç sorun olmuyor. 10 günde bir uykusunu düzeltiyorum. O ana denk geliyor. Çünkü hayır, o da işte hayır, 3 gün boyunca tersim ya. Tamam işte, biz bilemiyoruz ki senin haber bir, vermem ben. Senin bir türlü düzelmediği için. Sen bize yani WhatsApp'tan uyku şeyin düzenin düzelmediği için hani ulan acaba merhaba, bu saatte merhaba. Uyuyor mu, akşam mı uyuyor, sabah mı uyuyor, bilemiyorsun ki. Neyse. Ben evdeki kameraları sana da vereyim şifrelerini. Tamam mı? Vallahi hakikaten. Sen kameradan beni kontrol edin. Bakıyoruz uyuyormuş, içimiz rahat eder. Baktığımız özel bir görüntü var, kapatırsınız yani. Hani yapacak bir şey yok. Vallahi diyorum bak. Ya en mantıklısı abi kamerayla oyna, bütün evde gez. Yalan mı şey takalım? Ne? Kalp ritim çarpıyor. Hayatta bir şey görüyor. Çip takıyorlar yani. Ne? Ne çipi? Böyle bir çip takıyorlar işte. Ne oluyor çip? GPS. Şuradan telefondan takip ediyorsun. Allah Allah. Bize de paylaşın abi. Olur kardeşim. Onun pazarlığını da babamla yaparsınız. Ya İbrahim amca. Ben öyle bak bir kanal açabilirim ha konsept olarak. Evrenli işraları diye kanal açıyorum. Evet. Evren şu anda nerede? Evren donla gezerken. Evet. Ne güzel, her şeyi lira. Yayınlarım orada senin. Bu görüntü 5000 lira. Sansürlü böyle. Ben de bal üstüne bal. %40'ını alırım bak. Ne %40'ı? Benim mal ortada. %60 alırım. %60 alırım. Ay Allah'ım ya. Kanka yeni ses uzuyor değil. Tabi lan iyi para var aslında. Ben okeyim. Haberim yokmuş gibi bu işten de para kazanabilirim. Hep böyle hani alınan ifşalar hep şey. Hani Spider-Man'in kendini çekmesi gibi yani. Tam böyle mesela tuvalete girerken sağ lob gözüküyor sadece. Kibar bir lob böyle. 3-5 tane çekip haberi babama yollayabilirim. Canlı evren. Abi ses niye böyle? Öyle işte tarzımız mı? Umut Şahin 5 lira olmuş abi, adam size biliyorsun. Değerli yayıncılardan İsmail amca ve annene selamlar. İbrahim. Teşekkür ederim. İsmail amca ne haber ya? Aleyküm selam kardeşim. Yapıyorlar onu. Bazen sana da şey diyorlar. Türkan diyor işte. Türkan değil de. Bazı şey ne diyor? Tuğcan diyor ama. Ha, Tuğcan. Yok, bir geçen gün birisi neydi ya? Başka birisi. Tuğber diyor, Türkan diyor, Tuğcan diyor, Taner diyor. Tuncay. Tuncay mı? Ha, Tuncay abim nerede oturuyor abi yazmış. Önce adını öğren. Ama en güzelini şey söylüyor. Tuncay'ı tanımıyorum vallahi. Dayının adı ne diyoruz? Birkaç şey var. Derine mi? Tuğcan! Ay görs ama nasıl içten biliyor musun? Garibim. Bar açılması uğruna abone oldum demiş. Sabarovski 3 lira yollamış. Ne oluyor lan, ne un kalsın? Luniz mi gömdü gene? Oğlum nereden görüyorlar? Bildirimler gelmiyor ki. Şey çete düşüyor mu? Ha bildirimler pis bozuk ya. Bunlar bu benim niye böyle acaba? Şu etkinliği acaba şeye mi alsam? Luniz chatte geçti ha. Ne yollamış? Oha. 10.000 bit yollamış. Yolun bahtın açık olsun dostum. Selamlar, sevgiler. Bir ara beklerim yayını, alırım bir aboneliğini Mike. Sana abone olmazsak ayıp artık bu kadar desteğinden sonra. Yayıncı mı? İşte bu az önce abonelik yollayan, bit yollayan, yurt dışında yaşayan arkadaş ha. Hmm. Benim yayına gel artık diyor. Eskiden beri beni takip eder o. Artık. Arkadaşlar Luniz'in... Luniz senin yayına geldiğimde bana bir abonelik yollasana be. Hediye. Hani orada ucuz ya.
S.A. ben geldim ama lig atan var mı diye. Yüzsüzlüğün de bu kadar. Çağatay Üçtürelmiş abi, seviyorsun. Johnson Babaran bir yayın açsın da abone olalım, yayınlar demiş. Jack Shepherd, Stafford mı ne bu, okuyamadım. Üçtür alınmış, Babaran yayın açsın, ilk abonelik benden. Oğlum önce sen bana abone ol lan, Allah Allah. Niye babama oluyorsun oğlum? Önce bana sonra babama. O kadar emeğimiz var. Selamlar Yener abi, geçmiş olsun. Bana deyiz, eyvallah kardeşim. Kojiro Bulum abone olmuştu, teşekkür ettim. Fatih 5 lira alınmış abi, Babaran başka bir yayında askerlik anılarını anlatabilir mi? Anlatır. Yeter Batuhan 5 lira alınmış abi, özlemiştik. Babaran Vanderen'in ellerini öpüyorum. Dayı 54'e selam olsun. Aleyküm selam. Poseidon tier 1 abone olmuş. İtesup tier 1 abone olmuş. Flymort 9 Prime abone olmuş. Samet Güneş 35 3 lira alınmış abi, selam. Küçükten itibaren örümcek fobim var. Kenarda küçük bir örümcek görsem hemen bayılıyorum demiş. Kardeşim videolarını izleyeceğim dayı, yapacak bir şey yok. Stage 7 lira alınmış, seviyorsun anne babaya selamlar. Savroskis 5 lira olmuş. Ben gene de abone oldum. Yarın et gelirse iyi olur. Gelir. Tuna 25 lira yollamış. Abi anneye de selam olsun. Unutmuşum, kusura bakmayın. Selamlar. Adam babaya selam söylemiş. Anneyi unuttum diye bir daha. Bak bana sağ olsun. Teşekkür ederim. Karınca çiftliğim. Karınca çiftliğime de artık video gelmiyor ya. Spekulas 736 tier 1 abone olmuş. Patkütes. Patakütes vuruyor mu yine adamları? Hoş geldin. Örümceği geç, hamam böceği gördüğümde kalp krizi geçiriyorum. Kordi'ye selam söyleyen yok. Ha çocuk burada kaldı orada. Alıyorum ben size. Ha? Alıyorum özelden geliyorum. Abi tekrardan sana ulaşmak. Ban dediğinde seviyorum seni. Babamla yine izliyoruz. Baba, ha sen baban da bizi izliyorsun. Babaya da selamlar o zaman. Kardeşim selam sana hürmetler. Jet 7. ayını tier 1 yenilemiş. Hasan Hüseyin 4. ayını tier 1 yenilemiş. Painter 3 lira alınmış. Selamlar abicim. Anacığımın ve babacığımın ellerinden öpüyorum. Hoş gelmişler. Sana da geçmiş olsun. Can Hobi Prime'ına abone olmuş. Furkan 3 lira almış. Öncelikle yayınlar abi. Bugün sevgilim doğum günü, adı Aleyna. Seni çok seviyor. Doğum gününü kutlayıp onu çok sevdiğimi ve asla bırakacağımı söyler misin? Kardeşim evlilik teklifini de onu da yazsaydım, ben onu da söylerdim. Onu da sonra kullanırdım. Aleyna, Furkan seni çok seviyormuş. Doğum gününü kutluyormuş. Daha buradan kaç 100 milyon kişinin önünde. Seni asla bırakmayacakmış. Seviyormuş. Bil. Kes burada. Geçeceksin oğlum öyle. Asla bırakmayacağım, asla bilmem ne. Olmadı mı olmuyor. Bunları sözün işimden vermeyin oğlum. Doğru. Vallahi diyorum oğlum, biz o ben oğlum, lisede evleniyordum lan ben. Lisede var ya, öf. Evli, oğlum sen benim namusumsun lan. Kızımızın adı Melisa, çocuğum erkeğimizin adı Toprak olacak falan. Ne planlar, ne sözler. Geçinmemiştim. Abi canım ben evlendim 3 defa ya. Haberimiz yok. Hay Allah, alem çocuk ya. Ya asla bırakmayacağım diye bir şey yok ki yani. Bir şey, sorun yaşıyorsun, bırakmak zorunda kalıyorsun. Kız bırakır haberin olur. Kız bırakır, asla bırakmayacağım. Hadi bakayım. Bırakma şimdi kız bıraktıysa. Aynen, o yüzden öyle altından kalkamayacağını sözler vermeyin. Ne oldu lan dersin sonra bir anda. Ulan bırakmayacağım dedim, o beni bıraktı. Şimdi ben ne yapacağım? Onlar anlık gibi de öyle o gazla konuşulan şeyler. Seni asla bırakmayacağım lan. Ya, o gaz vardır ya, hisset o gazı. Onu söylüyorsun, bir hafta 10 gün işte tutuyorsun onu. Sonra işler sarpa sarıyor. Yapıştı kıza. Nasıl yapıştı kıza ya? Bu arada bu doğum günü kısmının sonunu alma lan yanlışlıkla. Ben orada şu kes dedim, o kestiğim noktaya kadar al. Kısa bir yollayacak Aleyna seni çok seviyorum. Asla bırakmayacak. Bırak lan bu işte. Kızı sakın o halini yollama. Valla düşünemiyorum hakikaten. Biz aramızda pasta alıp birbirimize yedirmiştik 5. sınıfta. Ya yok. Lan ben 2 defa sözlendim ya. Ooo. Tabii bu canım 2 defa sözlendim ben o yaşlarda. Allah Allah. Babasına çekmiş. Ben de öyleydim bir dönemde. Ne gereksiz hareketler ya. Vay. Ulan gömlek falan giydim ya. Ay. Vallahi gömlek mömlek giydim. Ya inanmıyorum. Evet yemin ediyorum ya. Bir tanesinin videosu var ya. Hala söz videom var. Gülme ya, oğlum. Ya yok. Var lan. Bunları yayında açamam tabii de. Ortaokulda mı, lisede mi? Yok o bayağı büyüktü mü o? Lise sonu falandı galiba. Sözden. Lise son. Şeyse annem hesap yapıyordu. Lise sonunda kim neydi lan? Aa, evet. Onda mı sözlendiniz sen? Tahmin ettim. Cidden 2 defa sözlendim. 1 defa nişanlandım. Her şeyi yapmışım mı haberim yok? Allah Allah. İşte bunları yaşaya yaşaya artık bekar bir adam olarak
Bir insan bu kadar kısa hayatında iki evlilik, üç söz sındırır mı lan? İbo bak bu evlilik de mi yaptı? Dört tane çocuğum var hala. Ay, yaptım, ay, bu şu an patlatıyormuş değil mi? Ellerinden öperler, ikisi izliyor. Ay, ay ya. Anneannemiz nerede diyorlar, gel gel. Baba lütfen. Ey Allah'ım ya. Üç erkek iki kız değil mi? Çocuğum varmış. Hepsi abone yapmış. Modluk, kordiseps çocuğummuş falan. Saçma sapan bir hikaye değil. 12 yaşında hiç ummadığım bir gece. Bir tanesi orada yatıyor. Vallahi sıkıntılı işler. Category Lady 14. ayını Prime'de demiş. Savarovski yayında okumak çok zor onları ya. Düştürülmüş. Ben gene niye banlandım? Açmışlardı ya demiş. Bilmiyorum vallahi. Modlarla çözeceğim. Mr. Çalış al. Düştürülmüş. Aa sen de kimsin? Yenisin sanırım Twitch'te. Al şu parayı sok cebine. İleride bağıtlarsın sen. Ne kafası yaşıyorsun oğlum sen? Burada bir de chatte o. Bana 2 sene önce klip attın. Şimdi donate attın. Şimdi onu mu tekrarladın? Ne yaptın? Gülüyor bir de ya. Furkan Üçtürkmüş, öncelikle yayınlar abi. Bugün sevgilim doğum günü. Okuduk lanım. Tukan abi selam, ben Çınar. 19 yaşındayım. Normalde sav alacaktım, para yok. Senden bir isteğim olacak. Hayırdır inşallah. Gönye Üçtürkmüş, abi öğrenciyiz, abone olamıyoruz da bir parası olan hemşerim yok mu? Gökdağ ikinci eli prime benim için. 2 olmuşuz hemen. Seko 0 prime'le abone olmuş. LGS bok gibi 3 lira olmuş. Abi LGS var. Dua chat sizde dua edin. Allah LGS. Ulan yazık bir sınava bu kadar. Bana donate atıp da dua etmek yani. Ne oldu ya, herkes kalbe bağladı gene. Ha annem kadraşa mı girdi? Vay. Ulan chat var ya, işi biliyorsunuz ha. Duygusal mayınlar sizi. Grep ne yazdı ya? Çalışmak yerine benden dua istiyor değil mi? Git çalış benden. Niye dua istiyorsun? Annem yüzü hep gülüyor, ortalık pozitif enerjiyle doldu. Annem güleçtir evet, ya. İyi yapmış şimdi bu oğlumu doğurmuşum diye düşünüyorum. Bana niye bağladın? Furki TV TRB ile abone olmuş. Teşekkür ederim anneciğim. Demon's Lawyer TRB ile ikinci eline demiş. Bitiyor arkadaşlar. ST Cloud TRB ile dördüncü eline demiş. Yayınlar abicim, seviyorsun. Babaanne selamlar. Kaç gündür hasret kaldık. Hoş geldin demiş Demon's. Edren Holmes 3 lira olmuş. Selam abi. Bana açılmış, hayırlı olsun. Bir kızla nasıl konuşacağım? Az taktik verir misin? Ağzınla kardeşim böyle. Kızla karşılaştığı zaman... Yazıyorsun ya bana, onu cümleleştir ağzından. Seviyoruz işte. Çok heyecanlanıyor çocuklar, kızlarla konuşur. Tamam abi. Niye ya? Sen heyecanlanmıyor muydun? Heyecanlanıyor. Evet. Ama konuşuyordum, işi de bitiriyordum ben şimdi. Bunlar hiç konuşmuyor. O zaman yol vereceksin çocuklara, öğreteceksin. Ya, anlattım işte, limon yolluyor herkes. Lan limonu bana da yolluyorlar, limon ne iş? Limon. Limon ne iş? Baba limon yolluyorlarsa sıkıntı. Limon birine yürüme şekli. Allah Allah. Evet. Limonla mı yürüyor? Evet, bizde öyle. Yani limon geliyorsa bil ki. Ne haber tatlım? Evet. Vay be. Tatlı mısın, ekşi misin? Sen de diyeceksin ki soymadan bilemezsin. Vay. Bak, hayır, bak, yani bak. Çocuklar bu kafaya. Sen ona cevap vermezsen karşılığını alamamış olur. Bak limonları görüyor musun? Neler oluyor işte. Bak yılan. Gördün mü? Kafamda yılan var, elimde de limon var. Mine Tugay limon var. Aa doğru, orada bir şey var. Tabii limon yolladı bana. Limon oradan herhalde. Nereden biliyorsam Mimi. Niçin mi istiyorsun? Video olmuş. Kardeşim muhabbet değişti. Motor kullanmayın, başkasının cezasını çekmeyin. Tecrübeyle selamlar. Başkasının cezasını çekmeyin mi? O ne demek lan? Annem kundak yapmış, gidiyor da babam üflüyor. İşte erkekle kadının farkı. Ses niye böyle yeni geldi? Ha, hep de onu görüyorum ya. Erzi adıyla atmıştım. Ne Erzi? Bakayım. Tuna 50 lira yollamış. Mutlu aile maşallah demiş. Eyvallah abi. Hepinizin mutluluğu daim olsun. Serenay abla ve Nilper ablaya selam. Kim oğlum onlar? Emre 12 lira olmuş. Anneler babalar ellerini öperim. Seni her yayın görüyorum demiş.
Para veriyorsun. Görüyorum ben. Abi bir kızla ilişki ihtimalim vardı. Limon yolladım. O ihtimal de gitti. Teşekkür ederim. Bu arada limonla o kadar çok muhabbete giren insan var ki. Öf, hepsini biriktiriyorum. Şu ana kadar bir 300'e yakın SS oldu. Bir gün limon iş yapmıyor derlerse çıkartıp masaya vuracağım. Cevap vermedin mi? Neye? Akay Atilla Kia 3 ile ikinci ayını duyurmuş. İkinci ayımızı doldurduk sonunda demiş kardeşimsin. Teşekkür ederim. Joffroz ikinci ayını TR1 ile yenilemiş. Bitti lan, hepsini okudum. Vallahi başardım. Bir Cobra'yım var, dördüncü ayını TR2 ile yenilemiş. Babaren seviliyorsun yazmış. Eyvallah. Bir tane Wonders Last TV var. TR1 ile abone olmuş. Onu da kaçırmışım. Onu da okudum. Bitirdim. O iki tanesi ne orada? Ne o? Onlar şey ya, başka bir şey. Ne istedin? Bir şey istemedim. Erzi adıyla atmıştım, unutmuştum. Oğlum Wonder diye atmışsın işte. Okudum seni az önce. Abonini okudum galiba. Eda Milka. Eda Milka ne ya? Eda. Ne haber kız? Hoş geldin. Annelik işte. Hadi dağlak ya. Yoruldum oğlum. Nefesim gitti ya. Babaran çok kral adam. Duruşundan belli. Nasıl oğlum bu? Yemin ediyorum var ya. Adamı öldürür ha bak. Ya. Ya nasıl hala ya, yaşlandık abi. Nasıl bu kadar sert olabilir hala ya? Çalışıyorum hala. Hala çalışıyorsun. Abi. Vay arkadaş ya. Tabii. Abi. Çok ufak. Yani. Ama ağırlık kaldırmıyor. Hani bak ben de tamam boş değilim de kollara bak maşallah da babamın bir garip. Anadan da o hayatım bizim. Genetik. Havasını yaparlar ya. Genetik abi, bizim çalışmamıza gerek yok. Öldürür süründürmez. Amel defteri de offline olur abi. Teşekkür ederiz geldikleri için, çok güzeldi. Ne oldu lan, gittik mi? Gidiyor muyuz? Senin kol ne öyle? Kol oğlum işte. Yok mu bilek güreşi? Babam beni tokatlar bilek güreşinde. Cidden tokatlar. Yaş baş fark etmez ya. Çok kuvvetli adam. Ama kor değiştiriyorsa gelsin. Adamsan gel lan. Ben mi? Şaka yapayım. Ben mi diyorum? Abi hediyeli abonelik hediye etmektense bağış atarak daha fazla destek olunuyor galiba. Doğru. Yani o da bir yol kafanıza göre. Bilek güreşi yapın da görelim. Diyener oğlum babam diyorum. Yeter ya. Bir de belimiz falan atacak. Bir de iki ay yatacağız. Loki kadraja gir. Ben Boris. O ne lan? 74 lira yollamış. Bu bir yayıncı ikinci donatım. Hayırlı olsun. 74 lira ne lan? Kardeşim ya bugün hasılatımız iyi. Bir haftada kazanamadığımızı bir günde verdiniz. Banlandım diye yapıyorsunuz değil mi? Babaran'da dövme var. Şaşırdım, nasıl yaptırmaya karar verdin. Senin ilk dövmen ne zaman yaptırdın sen? Çok önce mi? Ya bir gün hiç unutmuyorum. Evet dinliyoruz. Ya yok, ilk dövmem yine bu şu kolumdaki dövmenin altında aslında. Simen. Aynen. Ama planlı bir şey değildi. Değil. Ya ben orada bir çıpa vardı, onu yaptırmıştım. Hı. Ama yolculuk sonrası bir şeydi. Hakikaten orada uyuyakalmışım. Adam da bana o çıpayı bir resimde gösterdi. Hani bunu mu istiyorsun dedi. Evet dedim ama orada üstünde onun böyle bir simen yazısı varmış. Ben onu kastettiğini anlamadım ya. Yani. Ben sadece çıpayı gösteriyor zannettim. Evet dedim. Ben doğru böyle içim geçmiş öyle uğraşırken. Dövme yaptırırken de uyumazsın ya. Vallahi bak. Ulan herif bir çıktı tamam dedi. Beni böyle bir dürttü, bitti falan hesabı abi. Baktım herif simen yazmış. Bu ne dedim herife? E dedi sen gösterdik sana bunu. Ondan sonra tabii yabancı da herif. Hani ben böyle çat pat falan. Ama fazla da derdimi anlatamadım. Tamam neyse dedim bana. Ondan sonra bu içime sinmedi. Bir müddet kaldı. Sonra üstüne bunu kapama yaptırdık işte. Evet, sen onu kapatmıştın. Ama o ilk dönmeni sen o simen yazanı 15 sene önce falan yaptırmışsın herhalde. Tabii canım. Daha bile eski olarak. Oğlum bu bütün şeylerini mahvetti böyle. Yavşak ya. Evet, aşağı yukarı 15 seneden fazla oldu. Vallahi babam dövme seviyor ya ama durdu bir süre sonra. Yaptırmadı sen de. Ben mesela baksana gide katlanıyorum ya. Buraya da geçeceğim şimdi. Yok ya. Sola geçmem de bu sağ tavan bitireceğim ya. Yarım kaldı baksana ya. Hala buralarım falan bomboş. Evet oralarım bitik var ya. Şuralarım boş. İçi boş. Buralarım bomboş. Çiğne kürmüş kanat gibi onlar. Ha.
Onları hep kapatacağım. Abi pazartesi günü askere gidiyorum. Öncesinde sözleşmede erlikten mobbingde istifa etmiştim. Kalan askerliği yapmaya gidiyorum. Ne demek lan öyle istifa etmek? Şey mi sözleşmeli? Sözleşmeliymiş. Sana veda etmek için 3 TL donate attım ve abone oldum. Gençler bir hype atını okusun. Vay kardeşim benim. İyi hadi bakalım. Ne kadar gideceksin acaba? Hayırlı tezkereler şimdi abi. Hayırlı tezkereler. İyi yayınlar abi. Senin için yaptığım limon tasarımlarım var. Tişört baskı için düşündüm. Yolla onları bizim modlara. Burçay renkli dövme sevmiyorum yavru ya. Yani renkli dövme bana biraz apaçan geliyor. Ben komple kaplayacağım da siyah bırakacağım. Yoksa sarışın insana yakışıyor diyorlar renkli de. Bana böyle bir şey geliyor ya. İbrahim amca kameraya feci yakışıyor bu arada ya. Yakışıyor, bakar mısın? İşte burada ısınıyorum. Isınma turları bunlar. Sana o zaman şey alalım. DSLR alalım. Normal şöyle kamerayla yayın yapma sen. Niye? Harbi gözük ya. Baksana mısın şu kalitesine. Bak burada bizimkini gör. Neyse ses gitmiştir orada. Yok biliyorum biliyorum. Sırf görüntüyü göstermek için açtım baba. Bu şimdi şey mi? Webcam mi? Bu webcam. Hmm. Ama burada şimdi ışık düzenini kaldırdığım için kötü gözüküyoruz aslında. Normalde daha da güzel görüntü alabilirsin. Yok mu İbrahim abinin vlog çekmesi? Dövme bağımlılık yaptırıyor mu? Ya dövme bağımlılık yaptıracak bir şey yok da. Hoşuna gidiyor. Ses geçti artık. Tamam oğlum. Geldi sesin. Okey. Belki çok delay vardır onda. Dövme bağımlılık yapmıyor da ben mesela sürekli yeni bir şey yaptırmak istiyorum. Bağımlılıktan dolayı değil. Hedefim böyle bilekle omuz arasıydı. Onu doldurmak için hevesliyim. Mesela ama buraya heveslenmiyorum şu an. Ama bazısında oluyor şu an. Hastalık yani, boyu, bağımlılık gibi. Ya işte evet yani mesela hoşuna gidiyor. Atıyorum işte küçük bir dövmeyle başlıyor. Sonra işte farklı bir yerine farklı bir dövme yaptırıyor falan. Vücudunun böyle 8-10 yerinde falan. Bazen dövmeli insanlar oluyor. Full kaplayan var. Senin burada mı vardı? Şurada adamın, mı? Şurada var, kolunda var. He. Adamın kafasına yaptıran var yani. Ya bütün bedenini kaplayan var ya. Kafasına yaptırıyor yani. O tip adamlar da var tabii de. Ama öyle bağımlılık zannetmiyorum ya. O biraz şeyle, yaşam tarzıyla ilgili bir şey var. Evet. DJT, ekrandaki chat gibi bir... Evet abi, hiçbir şey çalış... Abi... Umarım öyle bir hata yapmamışımdır. Bir saniye. Eyvah. Yok yok öyle eyvah yapmışım. Normalde bunun Allah. Burada olması yok. Burada da değil. Allah kahretmesin ya. Tam bir kekoyum ya. Gitmişim kamerayı ön üste koymuşum. Yüksek ihtimal şeylerde çalışıyordur. Bakayım. 74 lira yeniledim. Gelecek mi? Mesela 10.000 bit yeniledim. Aşağı geliyor da gene bildirim olarak düşmüyor. Neyse. Canım anam ya her şeye evham yazmış. Burada dedim bir şey konuşuyorum annem böyle hay ne oldu acaba? Abi chat nerede diye soracaktım ben senin haberin vardı. Hiç keşke söyleseydiniz. Gitmişim kamerayı hepsinin üstüne koymuşum. O yüzden hiçbir şey gözükmüyor. Ve de bildirimler de kapalıymış. Garip. Neyse sağlık olsun. En azından okuduk hepsini. Abi saçlarıma dreadlocks yapacağım sence yakışır mı? Dreadlocks ne lan? Ben bilmiyorum. Rasta'nın aşırı kalınları var ya aşırı kalın rasta. Rasta da o zaman. Dreadlocks ne lan? Yani dreadlock bayağı böyle... Böyle bu kadar böyle. Rastayla bağlılar ve cidden boru kalınlığı... Tamam raftaki bizim... Aynen o. Şey yaptırma lan. Kirli oluyor. Bit tutar, pislenir, yıkayamazsın onu. Yok sesi düzelteceğim yarın. Yarın Berke'nin bana capture kartı getirmesi lazım. Seni izlerken sikke diye bir şey var abi o ne? O sikkeler... Biriktiriyorsun, harcıyorsun işte öyle bir şey. Bir boka yaramıyor yani. Geldi seninki. Sen ne yapıyorsun ya? Çak bro. Çak. Hareket istiyor hareket. Çak. Çak.
Bir sıkıntısı var ama. Agresif bugün. Agresif. Sev sev biraz. Yazık. Bana sıkılıyor bak. Bak bir yandan da buraya bakıyor. Bugün şeyli ya, tersinden kalkmış yani. Bak sürekli böyle bir gergin. Sıfata bak. Gözü görüyor musun? Bak kulaklar geride. Konuşuyor. Yer acıyor belki. Acı mı? Neye verecek ya? Gel lazerle oynattık. Biraz kafayı yedi. Ama nasıl böyle İbo? Günah böyle fır döndü. Ama ne dönüyor biliyor musun? Yemin ya anlatamam ediyorum. Sana. Dekora koş hayvan bak. Ama acıdım yani. Bak şu var bizde. Bak bak. Ya günah be. Ay kıyamam ben. Yapma ha. Ayfanın beyni sulak. Şaklıyor mu şu an? Lazerle oynatıyorum. Tamam da noksuz bak bak. Oynatmadan önce bir şey. Vallahi yapma ya. Bu arada harbi zarar verebilir bu kadar oynatmak. Evet, ha, evet. Abi işte onu söylüyorum. O şu an lazerle kilitlenmiş durumda. Bak görüyor musun bak. Keko ya çok tatlı ama biraz manyak yani. Sen manyak yapmış bunu zaten. Yok be. Ya Lezer ben dedim korudu bütün gün evinde kedilerle böyle oynuyormuş lan. Psikolojisi bozuldu lan hayvanın. Bak arıyor vallahi hala. Aslında yakalanacakları bir şey. Evet öyleymiş yani kedi bir şeyin peşinde koşuyorsa öyleymiş değil öyle. Yakalayabilmesi lazım. Yakalayamayacağı şeyleri verirsen kafayı tıplatıyor hayvan. O yüzden yapmayın ya. Ben lazerle hiçbir zaman oynatmadım bunu. Oynatsam kim bilir ne olur. O yüzden taktı kafayı şimdi ona. Taylan 100 bit yollamış. İyi yayınlar abi senin için yaptığım mimo tasarımlarım var. Tişört baskısı için düşündüm. Onları modlara yolla. Modlara bak bir daha söylüyorum Taylan. Bakalım onlara. Wild XTR1'de 3. yayın demiş. Abi hakkını helal et. Günde 11 saat çalıştığım için izlemeye pek vakit bulamıyorum. 3. yayımız kutlu olsun. Anne babaya sonsuz sevgiler. Oğlum helal olsun ben ne çalış. 11 saat abi. Benim kedilerin benden ümidi kalmadı artık zaten. Sen kedilere bakamıyorsun oğlum. Hacıların çocuğu işte olmuş abi kız arkadaşıma şakalaşırken kendini kötü hissettireceği bir şey söyledim. Bu konuda çok kırdım. Kendimi nasıl affettirebilirim? Ne bileyim oğlum ne dedin ki acaba? Şakalaşırken ne demiş olabilirsin? Onu söylemeden bir taktik veremem. Kızın oyunu bilmeden bir şey diyemem. Senin dangalaklığın ne seviyede bilemem ki ya. Oyunu kafa gitti onun ha. Bak lazeri mi aradın? Yok yapmasın. Yok yok yapmasın. Şadi biz dağılıyoruz. Evet. Biz kaçalım 9.30'a gelmiş. Ben de yorgunum babamlar da yorgun. Yarın zaten birlikteyiz uzun uzun. Evet. Kediyle de oynaşmış olduk. Tüm donate'leriniz, abonelikleriniz için teşekkür ederim. Banımız açıldı artık. 15 gün yayın açamadık yani 2-3 gün açtım. Plebileri de açın bu arada. Birlikte akarız bir güzel.